Birçok insan için ruhsal alemin varlığı gizemlerle doludur. Tanrı şeytanı neden yarattı? Göremediğimiz fakat bir şekilde iletişim içinde olduğumuz bu alemle ilgili merak edilen birçok konu var. Tanrı günümüzde de mucizeler yapıyor mu? Tanrı, cennet, cehennem, melekler, şeytan, kıyamet ve daha fazlası. Yaratılış, varoluşla ilgili birçok soru var. Bunun gibi ruhsal alemle ilgili gerçekleri adım adım keşfedebileceğiniz Ruhsal Sırlar programı başlıyor. Ruhsal sorunlarla boğuşanların bir çıkış yolu var. Çıkış yolu var. Sevgili dinleyicilerimiz Ruhsal Sırlar programına hoş geldiniz. Konuğum Pastor Volkaner'e hoş geldiniz demek istiyorum. Merhaba, hoş bulduk. Ruhsal alem sırlarla dolu ve bu alemin karanlık bir tarafı da var. Bu karanlık tarafta neler yaşanıyor? Orada hangi güçler, hangi ruhlar hakim? Gözümüzde göremediğimiz bu alemin içerisinde kötü ruhlar insanların hayatına etki edebilir mi? Ederlerse nasıl ve niye etki ederler? Bu kötü ruhların etkisinde kaldıysak bundan nasıl kurtulabiliriz? Bu yayınımızda kutsal yazıların ışığında değerli konuğum Volkan Er ile birlikte bu soruların cevaplarını arıyor olacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranat'a yazarak bize ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. Evet e, Volkan Bey bugün karanlık <laughs> ruhsal dünyadan kurtulmak evet. üzerine konuşacağız. Fakat programımızı ilk defa dinleyenler e, ya da kaçıranlar için diğer programlar içerisinde konuştuğumuz konulara yönelik birkaç soru ile başlamak <laughs> istiyorum. Zaten konu <laughs> Onlar birbiriyle bağlantılı, anlamak daha kolay olur böylece. Ee, bunun için karanlık ruhsal dünyadan kastınız nedir? Hı -hı. Bununla başlamak Hı -hı. istiyorum çünkü bunu kullanıyoruz devamlı Tabii, olarak. Karanlıktan bahsettiğimiz şey aslında kötülük. Hı -hı. Yani iyi niyeti olmayan karanlık ve insanların yaşamını mahvetmek isteyen ve e, kutsal kitabı göre çalıp, çalıp öldürmek için. E, niyeti olan e, hı hı. bir ruhsal dünyadan bahsediyoruz. Tabii ki aydınlık taraf dediğimizde tabii ki bu Tanrı'nın egemenliği ama aynı zamanda Tanrı egemenliğine düşman insanların Tanrıya gelmesini istemeyen ruhsal bir muhalefetimiz de olduğunu Kutsal Kitap hı hı. söylüyor. Daha önceki programlarda söylediğimiz gibi biz bu karanlık dünyayı hislerimizden dolayı bilmiyoruz. Kutsal Kitabın sözlerinden, kutsal yazıların bize bu şekilde ifade etmesinden dolayı biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir gerçek var İsa Mesih 3 yıllık hizmeti boyunca cinleri kovdu evet. kötülüğe tutsak olanları karanlığa tutsak olanları özgür kıldı ve diyor ki elçilerin işleri 10.37'de iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu diye özellikle elçiler Mesih'in kimliğini bu karanlık dünyaya tutsak olanların özgür kılınmasıyla ilişkilendirdiğini de özellikle elçilerin işleri bize vurguluyor dolayısıyla Böyle bir karanlık dünya var, niyeti çok kötü olan ve Tanrı'dan uzaklaşarak yozlaşmış, bu hale gelmiş bir ruhsal alem var. Geçen programda ruhsal dünyaları, işte Ölüler Diyarı'nı, Paradise'i konuştuk, gök Cennet'i konuştuk, Ateş Gölü'nü konuştuk. Evet. Demek ki bu ruhsal gerçekler kutsal yazılarda bize söylendi, öğretildi ama biz çabuk unutuyoruz. Çünkü dünyaya e, dalıyoruz. Dünyasal gerçekler sanki hiç hı hı. E, sonsuza dek kalacak, yıkılmayacak gerçeklermiş gibi düşünüyoruz ama asıl gerçeklerin ruhsal, sonsuz bir ruhsal gerçekliğin olduğunda vurgulamalıyız ve Mesih de e, yeryüzüne gelerek aslında Tanrı ile ilgili bu ruhsal dünya ile ilgili birçok sırrı bize anlatmıştır. Ee, o yüzden biz de kutsal kitabın ışığında şimdi evet. karanlık ruhsal dünyaya bakacağız. Evet. Peki bu karanlık ruhsal e, dünya nerededir tam olarak? Evet. E, bu tabii ki bunun yerini e, meridyen hesabıyla ya da, <laughs> e, navigasyonu yazarak biz burayı bilemiyoruz. Ama bunların ruhsal bir dünya olduğunu anlıyoruz. <laughs> evet. Efesler 6. bölüm 18. ayda Paulus e, bunun göklerde olduğunu söylüyor hı hı. ama çok ilginç mesela uzaya astronotlar çıkıyorlar uzayda tabii ki UFO'ları arıyorlar İşte uzaylı başka bir e, akil e, yaratılışın olduğunu düşünüyorlar ama uzaya baktıkları zaman uzayda hiçbir şey yok yani hiçbir günah yok hastalık yok e, uzayda bir hasta bile e, mikrop e, kapmadan yıllarca yaşayabiliyor. Astronotların ifadeleriyle e, diyor ki orada bir huzur var, başka bir şey yok. Evet. Ama atmosferin içine indiğimiz zaman e, Demek ki bu atmosferin içinde bu göksel olan başka bir ofis var başka bir muhalefet var şeytan dediğimiz bu muhalefet var ve işte atmosferin altında bütün kötülük acımasızlık savaşlar insanı öldürmek çocukları öldürmek gibi büyük kötülükler var hı hı. demek ki bu göksel dünya nerede herhalde atmosferin altında evet Volkan Bey bizler karanlık bu ruhsal dünya içerisinde nasıl bir şekilde dahil oluyoruz hı hı hı. biraz onun üzerinde konuşabilir Şimdi, miyiz bu teolojinin çok hı hı. temel bir noktası var o da şu yani kötülük dediğimiz şey aslında bir yozlaşma. Yani hı hı. ölüm dediğimiz gerçek e, insanın hayatının son bulması ve bu kötü bir şey bu yozlaşma. Evet. Dolayısıyla bu nasıl girdi insanın hayatına ve doğanın ya da hı hı. yaratılışın içine? Tanrı'dan uzaklaştığı zaman Tanrı'ya isyan içinde olan bir melek ve onun peşindeki onun ardında olan meleklerle birlikte isyan etti ve Tanrı'dan uzaklaştı ve kötülük bu şekilde yeryüzüne girmeye başladı. Dolayısıyla karanlık ya da kötülükten bahsettiğimiz zaman Tanrı'dan hı hı. uzaklaşma, Tanrı'dan e, Tanrı'nın karşısında yer alma e, diyebiliriz buna. Hı hı. E, ve bunu söylerken de aslında şunu ifade etmiş oluyoruz. Kötülük Tanrı tarafından yaratılmadı. Evet. Yani ta, Tanrı tabii ki kötülükten iyi bir şey çıkarabilir. Hı hı. Çarmıhtaki Mesih'in ölümünden e, bütün e, dünyadaki insanlara kurtuluş çıkardığı gibi. Ama Tanrı kötülüğü yaratmaz. Onun duasına aykırıdır bu. Bunu daha önce konuştuk. Ve dolayısıyla şimdi gördüğümüz şey ne? Demek ki kötülük başlı başına e, Tanrı karşıtlığıdır aslında. Tanrı'yı belki biz bunu e, direkt olarak Tanrı karşıtlığı olarak algılamayız. Evet. Ama bir şekilde bu karanlık dünya örneğin bazı dinler, bazı öğretiler çıkartarak gerçek öğretiye karşı aslında gerçek öğretiyi manipüle ederek bir şekilde bunu gizlemeye çalışır. Yani şu anda dünyada 2000 tane inanç var. Evet. Şimdi bunlar nereden çıkıyor? Demek ki... E sadece tanrı yoktur diyen, tanrı kötüdür diyen bir muhalefet yok. Demek ki tanrıyı manipüle eden aslında bir karanlık var. Hı hı. E, hayatımızda tanrıyı e, davet ettiğimizi düşünmemize rağmen belki Kutsal Kitap'ta uygun olmayan bir tanrı inancını benimsememizi sağlayan ve bunu manipüle etmek isteyen bir e, bir e, muhalefet var. Evet. Dolayısıyla e, karanlık dünya aslında e, izlediğimiz filmlere dinlediğimiz müziklere hayatımızın her alanında e, etkin bir şekilde e, kapılarımızı çalıyor. Bunun sebebi de bizim çok e, sağlıksız bir ruhsal hayatımızın olması. Daha önce konuştuğumuz gibi ya çok korkuyoruz bu bu tür şeylerden. Evet. Ee, işte bu coğrafyada da duyuyoruz. Adını bile alamıyorsun bazen. 3 harfler deyip <laughs> böyle e, ki bu programda cinlerin neye benzediğini de anlatacağım, göstereceğim kutsal kitabın ışığında. Evet, ilginç. Ee, ya da tamamen yok sayarlar. İnanmıyorum öyle bir şey. Şimdi bu iki ruhsallığa da baktığımız zaman aslında e, bu karanlık dünyanın hayatımıza girmesi için müthiş bir zemin hazırlar. Yani çok korkarsan eğer e, korktuğun için daha çok hata yaparsın yok sayarsan da hayatının kapılarını sonuna kadar bu karanlık dünyayı açarsın. Ve sonunda hayatında ne olur? Birincisi gerçek sözden Tanrı sözden uzak kalırsın. Yani tanrısal lütuftan uzaklaşırsın. İkinci hayatında hem hı hı. kendi hayatını hem de başkalarının hayatını e, bir açıdan zorlaştıran bir sürü bağımlılık, ilişki problemleri yaşamaya başlarsın. Evet. Ve, e hayatın pişmanlıklarla dolu geçer ve sonra dersin yani hep doğru yap doğruyu yapabilecek aslında potansiyel varken hep kendini yanlış yerlerde bulursun ve hayatın helak olur e ve sonra dersin yani işte bir ömür geçti ama ömürde, hem başkalarını yaraladın hem başkalarını üzdün hiç kendine de faydanı olmayan bir hayat sürdürmüş evet. oldun ve sonra dersin ki bu ruhsal dünya yok yani şimdi böyle olur mu demek ki tüm bunlar seni tanrının uzakta tutan Hı -hı. senin hayatını mahveden başka insanların hayatını mahveden bir amaç güden bir karanlık dünya var ve sen onlara izin verdiğin için onlar da hayatında etkin bir şekilde çalıştılar etkin bir şekilde hareket ettiler Belki hı hı. E, bizde böyle bir şey var ama ben benim niyetim iyi. Yani bir işte komşular fal bakarlar ama ben o niyetle bakmıyorum. Yani senin niyetin kimseyi ilgilendirmiyor. Ruhsal dünya böyle bir yer değil. Bu niyetlerle çalışmıyor. Demek ki orada fal bakıyorsam orada şeytane karanlık dünyanın hı hı. bir e, bir işareti, bir e, Alanına girmiş oluyorsun, etki evet. alanı girmiş oluyorsun ve yaşamındaki etkiler, çocuğun da ailendeki etkilerin sonucu da işte e, bu yaptığın eylemle aslında e, açıklanıyor. Evet, e, şimdi iki tane yorum okumak istiyorum size. İlginç sorular var çünkü. E, öncelikli olarak e, Yaşasın Cumhuriyet e, adlı kullanıcımız yazmış. Instagram'dan bize. Tanrı'nın karşısında nasıl olunabilir ki o yüce ve güçlü Kadir değil mi? Nasıl karşıt olmamıza Hı -hı. izin e, verir diye sormuş. E, bunu cevapladıktan sonra bir soru Hı -hı. daha var. Onu Hı -hı. da sormak Hı -hı. istiyorum size. E, burada ilk e, yaratılışın yani Adem'in öncesindeki bu e, yaratılış tarihine bakmamız gerekiyordu. Orada bir keruv olan, Yeşaya 14 ve Ezekiel 28. bölümde anlatılan bir keruv olan bir meleğin, Hı hı. E, isyan ettiğini görüyoruz. Peki bu isyan edebilecek kadar e, nasıl bir e, özgürlüğe sahip? E, bu da düşündürücü ama melekler ve insanlar ahlaki varlıklardır ve ahlak olabilmesi için mutlak hı hı. ve mutlak özgürlük olabilmesi gerekir. Özgürlüğün olmadığı bir yerde ahlaktan bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla iblis ve melekler Tanrı'ya isyan ederek evet. e, Tanrı'ya aslında e, bir açıdan Tanrı'nın yerine kendisinin geçmek istediğini anlıyoruz. Bir kibirle bu Kerov'un, Lusifer'in e, ve Tanrı'ya isyan ettiğini ve yenildiğini e, evet. e, söylüyor kutsal kitap. İşte buna nasıl e, inanabilir? İşte kibir böyle bir şeydir. Kibir yani Yapamayacağın şeyleri yapabileceğini düşündürür sana. Hı hı. Ee, olmadığın kişi e, olduğunu zannedersin ve bu şekilde bir mücadeleye gidersin ama sonra bakarsın ki aslında bunun e, bomboş olduğunu görürsün. Ve bu şekilde şeytan ve melekler de Tanrı'ya isyan ediyorlar ve sonra Tanrı tarafından e, yargılanıp yeryüzüne atılıyorlar. Gökteki Adem'den e, yeryüzüne düşüyor ve Adem'e Rab diyor ki e, dünyaya egemen ol. Hı hı şimdi yaratılış metindeki bu bu konu çok önemli. Çünkü Adem'in neye egemen olması gerekiyor? Çünkü Tanrı ona söylüyor. Düşmüş bir düşman var orada. Ve yılan şeklinde gelerek Adem bahçesinde Havva'yı kandırıyor. Ama e, egemen olmasına gerektiren ne vardı diye düşünecek olursak evet, Adem bahçesinde. Mesela e, hayvanlara isim koymak için ...bütün hayvanlar Adem'in önünden geçtiler. Yani Adem'in demek ki hayvanlara egemen olması gerekmiyor. Ya da hayvanları zapt etmesi gerekmiyor. Hı hı. Ve Tanrı demek istiyor ki bu dünyanın efendisi sensin. Ve egemen ol yani günaha, düşmana egemen ol ki... E, ...benimle olan ilişkin devam etsin ve tüm evet. dünya... E, ...bu ilişkiden beni tanısın amaçlıyordu Tanrı ama... Hı hı. E, ...o egemenliğini sürdüremedi. Şeytan onun yerine... E, Dünyada egemen oldu ve o şekilde de İsa Mesih'e çölde denilirken bütün bu yüzü bana verildi, zenginlikler bana verildi, bunu dilediğime veririm diyerek İsa Mesih'e evet. sunduğunu görüyoruz. Kim verdi onu? İşte Adem ve Havva ona verdi ve bu şekilde o otorite boşluğunu şeytan doldurmuş oldu. Evet. Ee, yine birkaç yorumla devam etmek istiyorum dinleyicilerimiz e, yorumlarıyla bize destek oluyorlar. Yaşasın Cumhuriyet e, tekrar e, devamında şöyle de e, yazmış. Falda arkadaşlarla yaptığımız bir şey yani şeytanı derken biraz sert değil mi? Sonunda falan inanma falsız kalma diye bir söz var. Evet. Demiş. <laughs> Ve i̇şte demiş. maalesef hataları hep böyle yapıyoruz. Yani <laughs> iyi niyetliyiz. İşte cin çağırma seansı var. Bir oyun eğlence gibi düşünüyoruz ama yani ruhsal dünyanın yani düşmanımız olan bu ruhsal, ruhsal dünyanın e, böyle merhameti yok, şakası yok. Yani e, örneğin. Gerasalılar memleketinde İsa'yı bir cinli karşılıyor ve cinli zincirlere bağlanamıyor. İnsanlar Irak uzaklarda yaşıyor. Yani cinlerin insan hayatında neler yapabileceğini de işte burada görüyoruz. Yani tamamen toplumdan uzaklaştırıyor. Yani aileden uzaklaştırıyor, koparıyor. Dolayısıyla karanlık ruhsal dünyanın niyeti iyi değil. Yani o size merhamet etmeyecek, o size lütuf göstermeyecek. Bütün bunları Tanrı size gösterir. Dolayısıyla ruhsal olarak cahilliğimiz hı hı. karanlık dünyanın ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir. Evet, basit gibi görünüyor aslında çok e evet. eğlence ya da önemsiz evet. gibi ama aslında çok evet. önemli. Yani bir kategoriyi ayırsak Tanrı'ya güvenmediğimiz taşlara güvenip e işte şekillere güvenip evlerimizi asıyoruz. Bereket gelsin diye atnalı asıyoruz mesela. Şimdi Tanrı'ya güvenmediğimiz her alan aslında bizi hı hı. yanlış bir ruhsal tarafa götürüyor. Dolayısıyla bu simgeler bu tür e, davranışlar hayatımızda bazı kapıları açıyor ve o kapılardan işte ruhsal dünyayla iletişim kuruyoruz ve hayatımızda yanlış şeyler olmaya başlıyor Tabii ki e, burada anlamamız gereken şey de şu yani karanlık ruhsal dünya cinler e, kötü ruhlar e, bizim hayatlarımıza zorla girmez Evet Bizimle anlaşma yaparak mesela biz nasıl kurtuluyoruz? İsa Mesih'i raf ve kurtarıcı olarak kabul edip sözle antlaşma yaptığımız zaman Tanrı'nın ruhu hayatımıza geliyor ve bir kurtuluş gerçeği hayatımızda başlıyor. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Tanrı'yla bir antlaşma yapıyoruz. Yeni bir antlaşma. Mesih'in kanıyla gerçekleşmiş yeni bir antlaşma yapıyoruz. Dolayısıyla şeytan ve melekler, kötü ruhlar, cinlerle de aynı bu şekilde... ...antlaşmalar anlaşmalar yapıyoruz biz fark etmesek de. Yani boş kağıda imza alıyoruz ama aslında o bir senetmiş. Yani bilmiyoruz. Hı hı. O zaman nereye imza attığımıza dikkat etmeliyiz. Ve dolayısıyla ruhsal dünyada da böyle fal bakarsan sonra kurtulmak istersen o zaman cinler diyor ki hayır ben onunla anlaşma yaptım. O fal baktı o büyü yaptı, o işte bu karanlık dünya ile bilerek iletişime geçti. Dolayısıyla ben onun hayatında yer alabilirim diyerek bu antlaşmayı e, referans göstererek aslında e, orada varlığını sürdürmeye devam ediyor. Ve birçok imanlı da bu yüzden e, dua ederler ama hayatındaki o etkilerden kurtulamazlar. Niye? Çünkü o antlaşmayı, o açtığı kapıları önce kapatıp tövbe ederek hı hı. sonra dua edip Tanrı'nın gücüyle oradan kurtulması gerekir. Evet yani biz fark etmesek de aslında bir şekilde kapı açıyoruz e, o tür varlıklara. Hı hı. Ee, şimdi Instagram'dan bir yorum okumak istiyorum. Gökuki demiş ki her inanç kendi öğretisinin doğru olduğunu söylüyor ve mucizeler yaşadıklarından huzur bulduklarından bahsediyorlar. <laughs> Biz nasıl anlayacağız hangisi karanlık hangisi tanrı Evet? Sosu? Çok güzel bir soru zaten <laughs> başından itibaren söylüyoruz bizim hı hı. E, bu ruhsal dünyayı anlatmamızın amacı yaşadığımız hı hı. tecrübeler değil kutsal sözlerin bize bunu öğrettiği için biz bunu e, gelip burada paylaşıyoruz Dolayısıyla buradaki referans tanrının sözüdür hı hı. şimdi bir sözün arkasında onu yazanın ruhu var değil mi yani bir roman evet. okuyoruz ve sonunda Sonuçta o yazarın bütün o entelektüel düşüncesi zihni ruhu ...o yazılarda bize yansıyor. E, dolayısıyla gerçeği ayırt etmek istiyorsak... E, ...tabii ki tarihsel tutarlılıklar... E, ...kutsal metinlerin e, uyumu... ...işte orijinal metinlerle olan karşılaştırması... ...birçok etken var, birçok şey var ama... Hı hı. ...aynı zamanda gerçek sözün arkasında... ...Tanrı'nın özgürleştiren ruhu var. Dolayısıyla siz e, alıp okuyacaksınız. Yani bütün inançlardaki kitaplar... ...bilmiyorum belki binlerce değil... ...yani bir haftanızı verip araştırın, okuyun ve... Ondan sonra Tanrı'nın hangi sözün arkasında olduğunu zaten siz keşfedeceksiniz, göreceksiniz ki Kutsal Kitap bu konuda vaatlerle dolu, bütün yüreğinle aradığında beni bulacaksın diyor. Dolayısıyla e, Tanrı sözünü koruyacak, Tanrı sözünü gerçekleştirecektir. Hı hı. E, o yüzden izleyicimize, dinleyicimize bunu söyleyebiliriz. Yani e, al oku metinleri, <laughs> sonra hı hı. onun arkasındaki ruhsal gerçeklik mutlaka sana karşılık verecektir. Evet. E, tabii ki kötü e, varlıklar bir şekilde e, insanlar ile iletişim içerisinde Hı -hı. olabiliyorlar. Hı -hı. E, bu durum o kişilerin hayatlarını nasıl etkiliyor? Hı -hı. E, bu tür varlıklar insana zarar verir mi mesela? E, merak ediyoruz. E, tabii ki bunun boyutları var. E Hı -hı. insanların hayatlarında birçok problem, nedensiz nedenini anlayamadığı sağlık problemleri bile Hı -hı. yaratabilir. E Birincisi Hayatımızla ilgili iyi bir amacı yok. Yani hayatımız onların sonsuza dek mahvolacak yaşamları gibi bizlerin de yaşamları o şekilde sonsuza dek mahvolmasını istemektedir. Kendi evet. o e, kaderini aslında e, yandaş bulmak istemektedir. Dolayısıyla e, onların niyetin iyi olmadığını e, tekrar tekrar söylemeliyiz. Ama birçok etkisi olabilir. Yani e, diyelim ki ilişkilerde problem yaşayabilir, hı hı. Ee, sağlıklı bir ruhsallığa sahip olmayabilir, sağlıklı ilişkiler kurmayabilir, finansal konuda büyük sıkıntılar olabilir, ee, bağımlılıklar gelişebilir hayatında. Ama en temelinde Tanrı'nın sözünü bile anlayamaz yani. Evet. Hayatında sürekli bir kirlenme, sürekli bir e, hata e, ama en net bir şekilde bağımlılıklar, ağır depresyon. Ee, ve intihara kadar giden o ruhsal problemler aslında e, bu karanlık ruhsal dünyayla e, ilişkilendirebileceğimiz e, önemli konular. Evet. Ee, birkaç yorumla devam etmek istiyorum ben. Ee, çok fazla soru var çünkü. Hmm. Bize YouTube'dan Ayşen Hanım, Rabb Siz bereketlisin kardeşler demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve Meraklı atlı kullanıcı iyi akşamlar. Kilisede papaz büyüsü yok mu diye <laughs> sormuş. Çok soruyorlar <laughs> bu soruyu. Bozuyoruz. Papaz büyüsünü <laughs> bozuyoruz. Her türlü büyü kilise tarafından bozulabilir. Hı -hı. Kilisenin böyle bir otoritesi var. E, ama asıl amacımız büyüleri bozmak e, ya da karanlık ruhsal dünyayı kovmak değil. Asıl amacımız Rabb'i onurlandırmak, Rabb'i hayatımıza çağırmak ve Rab'bin sözünü duyurmaktır. Ve zaten ışığın olduğu yerde karanlık barınamayacak. O yüzden e, İsa Mesih'i hayatınıza davet ederseniz zaten o karanlık dünyadan e, hı hı. mutlaka ve mutlaka kurtulacaksınız ve tabii ki sadece her şey bir anda değişmeyecek ama günden güne büyüyerek büyüyerek Tanrı sözünde hayatınızda ruhsal anlamda büyük değişiklikler olacaktır. Hı hı. Evet. Ee, Youtube'dan Murat adlı kullanıcı e, bir soru sormuş Onu da söyledikten sonra hı hı. sorulara devam edebiliriz Tanrı'nın varlığı inançla alakalı değil mi? Herhangi bir dine mensupsa insan kendi yarattığı Tanrı'ya inanmaktadır hı hı. Evet bu işte e, kendi inandığımız kendi yarattığı, yarattığımız Tanrı bir put oluyor yani şöyle bir cümle kullanırsanız ya benim düşündüğüm ya da benim inandığım Tanrı kimseye cehennem atmaz diye söylerseniz o zaman kutsal kitap diyor ki yani beni kendin gibi sandın yani Tanrı bizim düşündüğümüz gibi olmayabilir. Evet kendini benim, açıklıyor. Benim tasarladığım gibi olmayabilir. Tanrı nasıldır dersek o kendi sözünde açıklandığı gibidir ve kendi sözü İsa Mesih'te yeryüzüne geldi, beden aldı ve kendisini açıkladı. Kim olduğunu, nelerden hoşlandığını görülebilir hale hı hı. geldi. Dolayısıyla benim düşüncem kutsal kitabın sözlerine uygun değilse, o zaman ben bundan tövbe etmeliyim. Çünkü Tanrı benim zihnimdeki, benim düşündüğüm Tanrı değil. Kutsal kitapta açıklanan Tanrı'dır. O yüzden benim düşündüğüm Tanrı bir put oluyor sadece heykel değil ya da bir madde değil zihnimde evet. oluşmuş bir put oluyor. Dolayısıyla Tanrı Tanrı'ya karşı böyle bir yanılgı içinde olmamalıyız. Hı hı. O sözünde açıklanan ve benim inancım da bu söze Tanrı sözüne uygun bir şekilde e, paralellik e, göstermesi gerekiyor. O zaman gerçekten Tanrı'yla bir ilişki içinde olabilirim ve dualarıma cevap alabilirim. Kutsal kitap öyle söylüyor. Hı hı. Ama onun dışındaki tüm e, düşünceler maalesef yanılgı ve ...bizim hayatımıza hiç hayır şeyler getirmeyecek büyük yanılgılardır. Evet. Yani benim inandığım Tanrı böyledir dediğimizde aslında biz kendimiz için bir Tanrı yaratmış oluyoruz. Kesinlikle. Ve kendi istediğimiz şekilde bir Kesinlikle. Tanrı yaratmış oluyoruz. Kesinlikle. Peki bu tür varlıklar neden insanlarla bu şekilde temaslar kuruyor? Yani <laughs> asıl amaçları ne? <laughs> Ondan bahsettiniz biraz ama önemli çünkü bazen iyi olduklarını düşünen ya da bilinçli olarak bile bile bu iletişimi devam ettiren kişiler de var. Onun için gerçekten amaçları ne, neden insanlara bu şekilde yaklaşıyorlar? Birincisi çok temelde amaçlarının Tanrı'ya karşı olduğunu anlamalıyız çünkü iblisin bu Keru'nun daha önce Keru olan bu şeytanın e, Tanrı'ya isyan içinde olduğunu ve Tanrı'nın Tanrı yerine geçmek istediğini kutsal metinler bize söylüyor. Dolayısıyla o hala Tanrı isyan içerisinde Tanrı'ya e, inanan ya da Tanrı ya inanma potansiyeli olan herkesi Tanrı'dan uzaklaştırmaya çalışmakta. Ve bu Tavayı kitabında Mageddon'daki savaşta da dahil Tanrı e, onu tutsak ettikten sonra belirli bir dönem onu tekrar salı veriyor ki dünyaya gösteriyor hangi egemenliği tercih edersiniz diye hemen ee, yine insanları toplayıp Tanrı'ya saldırdığını ve bir ordu kurduğunu e, bu şekilde Magedon'da büyük, büyük bir Armagedon savaşı dediğimiz o savaşın e, olacağını kutsal kitap söylüyor. Hı hı. Demek ki onun amacı bu. Onun amacı Tanrı'ya isyan içinde olmak, Tanrı'ya karşı olmak ve insanları evet. da e, Tanrı karşıtı olarak aslında bir şekilde kendi safına çekmek istiyor. Bunu yaparken de gizlenerek bunu yapıyor. Yani hı hı. işte arkadaşlar hadi gelin Tanrı aslında iyi bir Tanrı değil deyip ...insanları örgütlemiyor. Aslında birçok tanrılar yaratarak... ...birçok dinler yaratarak... E, ...hayatları kirleterek... ...günaha sürükleyerek... ...tanrıdan zevk alınmaz hale getirerek aslında dünyayı... Hı hı. ...bu şekilde... E, ...yaşamımızdan tanrıyı uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani dinleri de kullanıyor bu şekilde. Yani her şey... ...onun için onun ahlaksal bir standardı yok. Yani hı hı. etik değerleri olan birisi değil. Ve bu yüzden ışık meleği süsü verir diyor kutsal kitap kendisi Demek ki ışıktaymış gibi hı hı. farklı inançlar, farklı felsefeler, farklı e, ...disiplinler yaratıp... ...aslında bunları Tanrı'ya yapıyormuş gibi... ...sahte bir imaj... E, ...ortaya çıkarıp gerçek Tanrı'nın... ...sözünü manipüle etmeye çalışır. Hı hı. E, biliyorsunuz İsa Mesih... ...çölde denilirken... ...Rabbin sözünü manipüle ettiğini anlıyoruz. Bazı sözleri bağlamından çıkararak... ...İsa Mesih'e karşı kullandı. Ama İsa Mesih doğru şekilde Tanrı sözünü... ...kullanarak onun e, ayartlarına... ...karşı durdu. E, dolayısıyla bu... ...manipülasyonu her zaman yapar. Ve her zaman Tanrı karşıtı olarak karşınıza çıkmaz bazen çok koyu çok ağır disiplinleri olan bir inançla karşınıza çıkar. Hı hı. ...bazen Tanrı'nın karşısına bir ateizm olarak çıkabilir. Ama çok farklı felsefelerle, düşüncelerle, inanışlarla da... E, ...kendini gizleyerek e, hayatlarımıza gelebilir. gelebilir. Evet. E, az önce kendisine ışık Meleği süsü verebilir dediniz. E, onun için şunu sormak istiyorum. Genelde e, bu tür varlıklardan korkulur ama... ...bazen de bile isteye bu iletişime devam ediyor demiştik. Hı hı. Bu tür varlıklar insanları her zaman korkutarak mı yaklaşır? Bu ilk temas kurduklarında... Hı hı. Ee, yani hep korkmak mı gerekiyor, korkulur mu yoksa e, o yaklaşım O her şeyi farklı kullanır. da olabilir mi? Her şeyi kullanır. Korkuyu kullanabilir, hı hı. zevki kullanabilir, bedensel arzuları kullanabilir, her şeyi kullanabilir. Ve e, bununla ilgili daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Elçeneşi 16. bölümde bir falcılık ruhuna tutulmuş bir e, kız olduğunu kutsal kitap bize söylüyor evet. ve bu falcılık ruhuna tutulmuş kız sahiplerine çok fazla para kazandırıyordu demek ki bazı konularda sanırım sahiplerine iddia oynarken ya da bir kumar oynarken yardım ediyordu ve insanlar ondan memnunlardı bu falcılık ruhuna tutulmuş kızdan ve ilişkilerini devam ettiriyorlar evet. demek ki e, karanlık dünya her şeyi kullanarak bizimle ilişki kurmaya çalışır. Dediğim gibi bedensel arzularla, zevklerle, heyecanlarla, e, belki korkutarak o hayatımıza nasıl girmek isterse ne, hangi kapı açıksa o kapıyı kullanır. O yüzden tek bir işte korkutarak değil, belki şirinli e, böyle şirin gözükerek bunu yapar. E, belki zevklerimizi kullanarak, bedensel hı hı. arzularımızı kullanarak bunu yapar. Ama e, birçok şeyi kullanarak maalesef hayatımıza girmeye çalışır. Evet. E şimdi yayınımıza yeni katılanlar için hatırlatmak istiyorum. Canlı yayınımızda siz de görüş ve düşüncelerinizi ve varsa sorularınızı bize yazabilirsiniz. Bunun için sosyal medya hesaplarımızda karanlığa tutsaklık hashtagli görselin altına sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Soru ve görüşlerinizi yayınımız sırasında paylaşacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranat'a yazarak bize ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. YouTube sayfamızda da eş zamanlı olarak canlı yayında olacağız. Aynı zamanda e, Instagram sayfamızda story'den sizin için 3 tane de soru hazırladık. E, lütfen onlara da e, yanıt verin. Çünkü sizin görüşlerinizi de merak ediyoruz. Evet e, birkaç yorumla devam etmek istiyorum ben o zaman. Hı hı. Yaşasın Cumhuriyet adlı kullanıcımız YouTube'dan demiş ki, yani kahve falına bakıp da doğru çıkan tanıdığım arkadaşlarım var. Böyle parayla yapmıyorlar yani. Sadece arkadaşlar arasında bakıyor. Buna ne dersiniz? E, buna katılıyorum. Yani Kutsal Kitap da bu konuda bize e, bunun olabileceğini söylüyor. Yani hı hı. Bakın, e, bu ayete birlikte bakalım. Diyor ki bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna tutulmuş hı hı. köle bir kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu diyor. işi 16-16 ve Paulus oraya gidiyor ve Pavlus'a da e, bazı sözler söylüyor. Gelecekten haber getiriyor, Tanrı'nın sözünü duyuruyorlar diye. Ama Paulus rahatsız olup sonra cini kovuyor ve kız bir anda o yeteneklerden uzaklaşıp... E, Sahiplerine para kazandırmadığı zaman pavlusu işte kent dışına atıyorlar vesaire. Kutsal kitap söylüyor. Demek ki bazı kötü ruhsal e, cinler diyelim hı hı. E, gelecekten bize bilgi getirebilirler. Tabi burada gelecekten bilgi getirmek olmayacak bir şey değil. Ama eğer diyelim ki bir yarışma var e, diyelim ki bu yarışma e, belki at yarışı olabilir ama cinler Aynen. biliyor. Hangi atın formda olduğunu, o atın ne kadar güçlü olduğunu bunları insanlardan daha iyi ayırt ediyor ve kazanmaya yakın olanın ruhani olarak hangisinin daha hazır olduğunu biliyor ve bu şekilde kumar oynarken işte bir kazanç sağlamak konusunda sahiplerine tiyolar verip doğru seçeneği yapmalarını sağlayabiliyor. Dolayısıyla bu tabii gelecekten haber vermek gibi olabilir ama bir şekilde bu haberlerin bu şekilde iletildiğini anlıyoruz. Gidiyorlar insanlar işte falcı her şeyi biliyor çünkü cinler bizi dinliyorlar, bizi duyabiliyorlar. Dolayısıyla bizim yaşadığımız düşünceleri, konuşmaları duyup onları... E, o fal bakan falcı kişiye söyleyip ve sonradan biz onları duyduğumuzda hayrete düşüyoruz ve evet yani burada ruhsal gerçekler var deyip orada bir e, teslim ediyoruz kendimizi e, ama olmamış bir şey yani bir yıl sonra şu olacak diyebilecek hı hı. bir falcılık yani kötü ruhsal dünya bu kadar e, muktedir değildir e, tanrının iradesi iradesine karşı gelemezler ama dediğin gibi gündelik hayatta işte e, falcıya gidiyorlar sen şu kızımı seviyorsun bir gönlünde birim var deyip Aslında bazı bilgiler transfer ediliyor ve bu şekilde gelecekten bilgi getirdiğini iddia ediyorlar bir kısmı doğrudur ama bu, bu konuyu da dikkat etmemiz gerekiyor çünkü cinler birçok şey duyuyor ve bu şekilde bilgiyi transfer edebiliyorlar Evet aslında bir yorum geldi. Biz de bu konudan bahsedecektik. Hı -hı. Hazır sırası Hı -hı. gelmişken soruyu da okuyarak sormak istiyorum size. Gölkuki demiş ki, bir de cinler nasıl görünüyor, neye benziyor. Evet, evet, buna evet. gelelim e, nasıl ee, bir görüntüleri var. Aslında kutsal kitap e, bize bu konuda çok net bir şekilde konuşuyor. Hı -hı. E, yıllar önce bir programda e, <laughs> bu isim vermek değil ama 90'ların başında böyle acar bir muhabir her yere dolaşıyordu ve işte cinlerin nasıl gözüktüğüyle ilgili bir hı hı. köye gitmişti ve bir kağıtta işte ışığın yansımasıyla cinleri gösterdiğini iddia eden bir adamla haber yapmışlardı. E, tabii ki insanlar merak ediyor bu ruhsal dünya neye benziyor? E, nasıldır e, gibi. E, çünkü görmediğimiz şeye inanmak kolay değil. Yani evet. anlamadığımız şeye, görmediğimiz şeye e, inanmak e, kolay değil ama Hollywood aslında bunu işliyor. Hollywood sürekli bize görsellerle hayatımıza e, sürekli müdahale ediyor. Yani şimdi Hollywood'daki düşünün, o canavarları düşünün. Bunlar nereden geldi? Bunlar bu canavar e, çizimleri, canavar görselleri bunlar nasıl ortaya çıktı? İnsan hayal dünyasına nasıl girdi ki bunlar evet. şimdi Hollywood efekt olarak karşımıza çıkıyor? Demek ki bazı şeyler artık içselleştiriyor, çok normal geliyor bize. Biz her şeyi böyle... E, Uç örneklerle, işte canavarlarla, ağzından sal yakan garip yaratıklarla anlamaya çalışıyoruz. Ve e, dolayısıyla bunlar aslında bir açıdan doğrudur. Ama o kadar çok e, karşımıza çıkıyor ki artık yabancılaşıyoruz. Yani gerçek üstü hale geliyor ve tamamen bir, biz bunları bir kenara e, atma eğilimine giriyoruz. Şimdi vahiy 9. bölüme bakalım. Vahiy 9. bölümde. Diyor ki beşinci melek borazanı çaldı gökten yere düşmüş bir yıldız gördüm bir melek dipsiz derinliklere açılan kuyunun anahtarını anahtarı ona verildi. Dipsiz derinliklerin kuyusunu açınca kuyudan büyük bir ocağın dumanı gibi bir duman çıktı. Kuyunun dumanından güneş ve hava karardı. Evet. Şimdi e, hemen e, burasının neresi olduğunu daha geçen haftaki Yok, programda yani, evet, konuştuk dipsiz derinlikler. Peki burası neresi? ve Luka'nın 8. bölümünde burasının neresi olduğunu e, hemen e, İsa Mesih bize anlatıyor. E, Luka kitabı 8. bölümde. E, aslında Celle'nin karşısında bulunan Gerasalar'ın memleketine vardılar. İsa karaya çıkınca kentten bir adam onu karşıladı. Cinli ve uzun zamandan beri giysi giymeyen bu adam evde değil mezarlık mağaralarda yaşıyordu. Düşünebiliyor musun? Yani adam... <laughs> çok kötü <bir> durum belki <laughs> evliydi çocukları var ama adam çırı çıplak yaşıyor mağaralarda yaşıyor ve bugün günümüzde bakıyorsun insanlar Rus olarak belki çıplak değiller işle, iş yerlerine gidiyorlar ama Rus olarak dünyadan kopuklardır hı hı. Yani bu, bu adama benzerler insanlar yani Rus olarak bakıyorsun antidepresanlarla ayakta kalıyor hayattan tadalamıyor yani intihara eğilimli o kadar çok mutsuz insan var ki Evet, belki bedensel olarak buradalar ama Rus olarak burada değiller. Ve dolayısıyla sorun, evet. bu cinli olmak ya da cinlere tutsak olmak da süreç içerisinde değişti. Eskiden e, böyle şeyleri daha çok e, görüyorduk ama şimdi günümüzde modern dünyada bunlar da farklı bir hal aldı ve e, İsa karaya çıkınca kentten bir adam onu karşıladı. Cinli ve uzun zamandan beri giysi giymeyen bu adam evde değil mezarlık mağaralarda yaşıyordu. Adam İsa'yı görünce çığlık atıp önünde yere kapandı yüksek sesle. Ey İsa! Yüce Tanrı'nın oğlu benden ne istiyorsun? Demek ki ilginç bir Hı -hı. konu. Cinler de İsa'nın kim Tanıyor. olduğunu biliyor. <laughs> ve İsa'nın ruhu yani İsa Tanrı'nın egemenliği bölgeye girdiği zaman... Onlar bölgede ruhsuz olarak bir değişiklik olduğunu yani oraya gerçek bir otoritenin geldiğini anlayarak hı hı. hemen gidip onu oradan çıkarmaya çalışıyor ya da işte bu sorunu çözmeye çalışıyor. Evet e, e, Diyor ki ey Yüce e, e, İsa Yüce Tanrı'nın oğlu benden ne istiyorsun dedi. Sana yalvarırım bana işkence etme. Çünkü İsa kötü ruhu adamın içinden çıkmasını buyurmuştu kötü ruha. Kötü ruh adamı sık sık etkisi altına alıyordu. Adam zincir ve kösteklerle bağlanıp başına nöbetçi konulduğu halde bağlarını paralıyor ve cin tarafından ıssız yerlere sürülüyordu diye söylüyor. Hı hı. Ve sonra e, İsa ona adın ne diye sordu o da tümen diye yanıtladı çünkü onun içine bir sürü cin girmişti. Çok ilginç. Yani evet. Ismi, ismi. Demek ki cinler bir beden arıyor, bir bedenin içinde hı hı. Yaşamaya, yaşamaya alışıklar, beden istiyorlar ve adamın içine girmişler. Ee, ve ama çok ilginç bir şey 31. ayda diyor ki cinler dipsiz derinliklere gitmelerini buyurmasın diye İsa'ya yalvarıp durdular demek ki Vay 9. bölümdeki bu dipsiz derinliklere gitmemek için İsa'yı ya yalvarıp duruyor ve evet. İsa da onları domuzlara gönderiyor ve domuzlar da sonra e, uçurumdan aşağı atlayarak intihar ettiklerini yani domuzlar bile cinlere dayanamazken evet. insanlar cinlerin tutsağı şekilde yaşadıklarını anlıyoruz ve işte dipsiz derinliklerin zamanı Hı hı. Bir gün gelecek ve bunun kapısı sonuna kadar açılacak. Çünkü şu anda kötülük sınırlandırılıyor. Evet. Neden? Çünkü Tanrı ruhu yeryüzünde. Kilise aracılığıyla Tanrı'nın egemenliği yeryüzünde ve bu kötülüğü durduruyor. Öyle bir zaman gelecek ki İsa Mesih kilisesini güya alacak, imanları güya alacak ve o zaman yasa tanımazlığın gizli gücü tamamen serbest bırakılacak. Ve şu anda demek ki e, iblisle isyan eden melekler ya da Adem öncesi yaratılışın ruhları bir şekilde yargılanmış ve hapsedilmiş. Hatırlarsan Tartarus diye bir yerden bahsetmiştik. Evet, Düşmüş de meleklerin de ölüler diyarındaki bir mağarada tutsak edildiklerini kutsal kitap bize söyledi. Peki o zaman e, soru şu. insanlar nasıl bu dipsiz derinliklerdeki ruhlarla cinlerle ilişki Hı -hı. kurabiliyorlar ve onları hayatlarına davet ediyorlar? Bu da çok net bir şekilde e, nasıl e, sokak köpekleri, sokakta yaşayan hayvanlar bir barınağa e, tıkılıyor or orada ee, orada yaşamaya başlıyorlar ama bir insan gidip o barınaktan bir hayvan almak istediği zaman hı hı. alıp onu eve götürebiliyor. Ruhsal dünyada böyledir. Eğer kötü bir şey hayatımıza olmasını istersek, bilsek ya da bilmesek o oradan çıkıp hayatımıza girebiliyor ve Tanrı'dan kurtuluş istediğimiz zaman da eee kötü ruh Tanrı'ya diyor ki o benimle bir anlaşma yaptı. O beni hayatına çağırdı. O hı hı. benimle birlikte olmak istedi. Ben o yüzden buradayım diyerek Sanki aynın, aynı, aynı Adem'in e, şeytana otorite vermesi gibi, evet. o da bunu hak olarak kullanarak Tanrı'nın lütfunun orada çalışmasına izin vermiyor. Ki ne zaman tövbe edip bu anlaşmayı bozarsak Tanrı bizimle çalışmaya başlıyor. Ve dolayısıyla bu sınırlanmış kötülüğün içerisinde insanlık daha yozlaşarak hı hı. bu kötülüğü hayatına davet etmeye devam ediyor ama çağların sonunda bu dipsiz derinlikler dediğimiz ruhsal dünya tamamen ve tamamen kapılar açılacak evet. ve bütün dünyaya hücum edecekler ve o şekilde insanların hayatlarını mahvedecekler Evet. Ee, bir soruyla aslında e, bir yorum okumak istiyorum. Onun üzerine e, soru da sormak istiyorum. Aydın Atlı Kullanıcı yazmış bizlere e, YouTube'dan. Kötü ruh kendisine ışık meleği süsü veriyorsa biz onun kötü ruh olduğunu nasıl anlayacağız? Aynı zamanda e, cinlerin şeklinden de bahsederseniz <laughs> e, hem evet. nasıl anlayacağımızı hem de onların şekilleriyle ilgili. Şimdi e, birinci konu şu. E, elimizde bir, e, bir süzgeç olması lazım. Yani ruhsal dünyayı ayırt edebilmek için bir süzgeç hı hı. olması lazım. Bir e, süzgeç olduğu zaman biz gerçeği ve yalanı ayırt edebiliriz. Dolayısıyla elinizde süzgeç olmadığı zaman hiçbir şey ayırt ayırt edemezsiniz. Bu süzgeç ne olmalı? Bu süzgeçte anlıyoruz ki Tanrı'nın sözü. Yani hayatında Tanrı'nın sözü olmuyorsa, yoksa Tanrı'nın sözü aydınlatmıyorsa sen orada hiçbir şey ayırt edemezsin. Hayatında ne olduğunu fark edemezsin. Yani düşün. <laughs> karanlıkta yaşıyorsun. Karanlığın içindesin ve karanlıkta ne görebilirsin? Hiçbir şey göremezsin. Ve bunun için tek yapman gereken şey aydınlık. Ve aydınlık da ışık da Tanrı'nın sözüyle hayatımıza gelir. Dolayısıyla Tanrı'nın sözü hayatımızda yoksa bizim görebileceğimiz ya da ayırt edebileceğimiz hiçbir şey olamaz. Ve dolayısıyla ilk önce ayırt etmemiz gereken bir yanlış varsa tabii ki bunu Tanrı'nın sözü bize söylemeli. Ve onu gördüğümüz zaman evet Tanrı'nın sözünü nasıl düzeltmemiz gerektiğini bize öğrettiği zaman biz ona göre yolumuzu değiştirip Tanrı'ya dönüp o hı hı. durumdan e, kurtulmuş oluruz. Peki neye benziyor bu e, cinler? Evet şimdi e, büyük e, merak e, ben lisedeyken de bir arkadaşım geldi dedi ki işte hı hı. akşam cin çağırma seansına katıldık. E, ben de niye o kadar merak ediyorsun? Çok merak ediyorum. Onların nasıl göründüğünü çok merak ediyorum gibi. İnsanda ruhani dünyayı merak eden bir, İstekli. bir kod var. Evet. Yani merak ediyoruz. Çünkü biz de ruhsal varlıklarız. Yani bedensel olarak yaşıyoruz ama bedenlerimizi bir gün toprağa vereceğiz. Ve ruhsal dünyaya ait olduğumuz için, yani yaratıcımızdan bir kod, bir genetik kodumuz olduğu için ruhsal dünyaya e, ilgi duyuyoruz ama çoğu zaman biz bunu kötü taraftan başlayarak e, başlıyoruz yani hiç kimse Tanrı'ya ilgi göstermiyor Tanrı'yı merak etmiyor Tanrı <laughs> evet, nasıl görünüyormuş ama cinleri <laughs> daha çok merak ediyor <laughs> çünkü o kadar çok film korku filmi o kadar çok e, bize dayatıldı ki ve onların gerçekliği Tanrı'nın gerçekliğinden daha fazla e, aslında dolayısıyla insanlar e, bunu e, merak ediyorlar ama Kutsal Kitap bu konuda bize söylüyor. Nasıl neye benzediklerini merakla bize bekliyoruz. Açıkıyor. Şimdi 9. bölüm Vahiy 9'da 3'te diyor ki dumanın içinden yeryüzüne çekirgeler yağdı. Bunlara yeryüzündeki akreplerin gücüne benzer bir güç verilmişti diye söylüyor. Şimdi Yuhan bakıyor bu ruhsal bir görüm. Dipsiz derinliklerin e, kapıları açılıyor ve kapılardan çıkan çekirgelere benzeyen demek ki sıçrayan ve hı hı. hızla ilerleyen bir yaratığa. Aslında benzetiyor. Tabii ki Yuhanna neden çekirgeye benzetiyor? Çünkü onun benzeştirebileceği, onun o dil yapısıyla anlatabileceği, bize aktarabileceği en normal varlık çekirge ve çekirgelerin enteresan akreplerinkine benzer bir gücü olduğunu söylüyor. 4. ayette diyor ki çekirgelere, yerdeki otlara, herhangi bir bitki ya da ağaca değil de yalnız alınlarında Tanrı'nın mührü bulunmayan insanlara zarar vermeleri söylendi. Demek ki işte ruhsal bir şey. Yani onların amacı tamamen insan. Tamamen Hı -hı. insana odaklı bir e, düşünceleri var ve insana zarar vermek istediklerini yine burada anlıyoruz. Ve diyor ki bu insanları öldürmelerine değil 5 ay süreyle işkence etmelerine izin verildi. Yaptıkları işkence akrebin insanı soktuğu zaman verdiği acıya benziyordu diyor. O günlerde insanlar ölümü arayacak ama bulamayacaklar. Ölümü özleyecekler ama ölüm onlardan kaçacak. Yani büyük bir hı hı. depresyon. Ağır bir depresyon ve intihar eğilimlerinin, o mutsuzluğun had safhada olduğu bir ruhani hayat düşünün. İşte son günlerde Mesih'in gelişinden önceki o sıkıntı zamanlarında böyle olacak. Yani insanlar mutlu olamayacaklar. Hatta bugün bile görüyoruz artık. Ya alabileceğimiz şeylerin sınırı... Sınırı geldi hiçbir şey her şeyi görüyoruz her şeyi deneyimliyoruz evet. ee, artık mutlu olmak için tekrar geriye dönüp o sıcacık soba etrafındaki kestane pişirme zamanlarına geri dönüyoruz. Yani çünkü her şeyi tükettik yani teknolojiyle sosyal medyayla her evet. şey görünebilir olduğu her şey hissedilebilir tadılabilir olduğu için artık tüketecek bir şey kalmadı ve buna doğru gidiyoruz mutsuzluğa doğru gidiyoruz yani ne yapsa insanlar mutsuz olacaklar. İntihar oranları yükseliyor. İşte ekonomisi en yüksek olduğu ülkelere bakıyorsun. İntihar eğilimleri, intihar oranları çok yüksek. Niye? Artık mutlu olamıyorlar. Tüketimle mutlu olamadıklarını insanlar anlıyorlar ve yapabilecekleri şeyler Tanrı'nın sözde olmadığı için maalesef e, intihar e, oluyor. Ve Kutsal Kitap'ta bunu söylüyor. Diyor ki işte e, böyle bir ruhsal sıkıntı olacak. İnsanlar büyük ağır depresyonda kendilerini öldürmeye çalışacaklar ama ona da cesareti ol olmayacaklar. Ve böyle bu sıkıntıların içerisinde e, debelenip duracaklar evet, diye söylüyor. Ve yedinci ayette diyor ki çekirgelerin görünümü. Yani dipsiz derinliklerin kapısı açıldı. Çekirgilere benzer yaratıklar ortaya çıktı. Ve Yuhanna onlara baktı ve onların için neye benzediğini bize şey. gösteriyor. İşte cinler neye benziyor dersek işte burada bize anlatılan e, bir e, bölüm var. Diyor ki Çekirgelerin görünümü savaşa hazırlanmış atlara benziyordu. Yani ilk önce anladığımız hı hı. şey onların amacı savaşmak. İnsanlara e, insanlara zarar vermek aslında temel amacı o olduğunu görüyoruz. Diyor ki başlarında altın taçlara benzer başlıklar vardı. Yani tanrı tarafından izin verildiği için onlar insanlara zarar verebilecek bir e, ...zafer kazanabilecek taçları olduğunu Kutsal Kitap söylüyor. Demek ki Tanrı kötülüğe izin vermiyor, kötülüğü sınırlıyor ama bir zaman sonra... ...dünyadan o iyilik, Rabbin lütfu kaldırıldığı zaman kötülük sınırsız bir şekilde insanlara e, gidecek. Ve o zaman da tabii ki Tanrı izin verdiği için onlar insanların hayatlarında zafer kazanacağını söylüyor. Ama diyor ki Kutsal Kitap, e, yüzleri insan yüzü gibiydi diye söylüyor. Yuhanna bakıyor... Hı hı. Ee, bu yaratıkların yüzüne insan yüzü gibi olduğunu söylüyor. Ee, bu ne demek? Demek ki onların entelektüel bir düşünce yapısı var cinlerin. Ee, İsa Mesih'te Matta 12. bölümde dedi ki kötü ruh insandan çıkınca Evet. nereye gider? Kurak yerlere gider. Ama kurak yerlerde huzur arar ama bulamaz. Demek ki onların aradığı bir huzur, bir beden arıyorlar ama gittikleri yerde bulamadıklarını. Yani demek ki düşünüyor orada. Yani burada huzur yok ya, burada mutluluk yok gibi bir insani bir doğal bir düşüncesi var. Ve sonra diyor ki, en iyisi ben çıktığım eve geri döneyim der diye söylüyor. Demek ki evet. e, hatırlıyor nereden çıktı, orada ne yaptı. Bu hafızası var e, onların. Ve dolayısıyla çıktığım eve geri döneyim der ve çıktığı evi bulur. Hı hı. Yani o arama arayabiliyor, bulabiliyor. Siz nereye taşınırsanız taşının. O bir şekilde takip ediyor ve bulabiliyor. Demek ki bu insani düşünce yapısına sahip. Ve sonra diyor ki kutsal kitap eve bakar, evin dışarıdan bakar, evin derlenip toparlandığını ama evin boş olduğunu görür. Sonra yedi arkadaşını daha alır ve kişinin son durumu ilk durumundan beter olur diye söylüyor. Demek ki plan da yapabiliyor. ...sonrasını düşünebiliyor, tekrar hı hı. kovulabileceğini anlıyor. Yani bu bu ne demek? Aynı bizim gibi bir düşünce yapısına sahip olduğunu kutsal kitap net bir şekilde söylüyor. Evet. E, ve o yüzden Yuhanna diyor ki yüzleri insan yüzü gibiydi diyor. Ve 8. ayette saçları kadın saçına benziyordu diye söylüyor. Demek ki burada bir çekicilik var. Kadın saçı hı hı. aynı zamanda çekiciliği geliyor. Ve insanlar tarafından çekici geliyor işte bahsettiğimiz gibi yani evet. tanrıyı tanımak yerine cinleri görmek isteyen cinler, cinler tarafından cinlerin çekici geldiğini insanlara işte buradan da anlıyoruz ve Yuhanna diyor ki yani kadın saçına benzer bir saçı vardı diye söylüyor bir çekicilikleri var ama yakından baktığı zaman Yuhanna diyor ki dişleri aslan dişine benziyordu yani hı hı. onların kesinlikle ve kesinlikle iyi bir niyeti yok tamamen ve tamamen bizi yok etmek. Hı hı. Tamamen bizim hayatımızı alt üst etmek için bize yaklaştıklarını anlıyoruz. Ve diyor ki demir zırhlara benzer göğüs zırhları vardı. İşte bu bu yalanla, kandırmayla aslında onların bir zırhı olduğunu. Yani gerçeğe ulaşa, ulaşmadan onları kovamayacağımızı da burada anlıyoruz ama onların asıl niyeti bir savaş yürütmek. Yani bu kadar kötü niyetle cinlerin varlığını kusak kitap söylerken biz diyoruz ki aa ben iyi niyetle fal baktım oyun gibi ya karşındaki evet. bir savaşa hazırlanmış zırhlara benzer göğüs zırhları olan bir yaratıktan bahsederken sen diyorsun ya ben şakayla karışık bakıyordum. Hı hı. Kusura bakma da karşı taraf bu, bu çok ciddidir bu <laughs> konuda. Hazırlanmış. Ee, ve İsa ne dedi? Cinler cinleri kovamaz. Kovarsa kendi içinde hı hı. bölünmüş ayakta kalamaz. Yani bir hiyerarşileri de olduğunu, bir düzene olduğunu da kutsal kitap söylüyor. Diyor ki e, kanatlarının sesi savaşa koşan çok sayıda atlı arabanın sesine benziyordu diye söylüyor. Hı hı. Yani demek ki sayıları çok. Uçabiliyorlar, bir, bir çekirgeye benziyor kanatları olduğunu kutsal kitap söylüyor. Ve onun cahilinde diyor ki akrebinkine benzer kuyrukları ve iğneleri vardı. Yani demek ki hı hı. bir kuyrukları var ve kuyruklarında insanlara 5 ay zarar verecek bir güce sahiptiler diye e, bir kuru olduğunu ve kurunda bir zehirli iğnesi olduğunu kutsal kitap söylüyor. E, 11. ayette de başlarında kral olarak dipsiz derinliklerin meleği vardı. Bu meleğin İbranice'de Grekçe adı ise Apolyon'dur diyerek bunların bir düzen içerisinde, bir amaç içerisinde hareket ettiğini de kutsal kitap söylüyor. Şimdi yarat vahiy e, 9. bölümdeki bu e, anlatıma bakıyorsun. Çekirgeye benzeyen bir yaratık var. Saçları kadın saçı gibi, dişleri aslan dişi gibi. Evet. Demir zırhlar var, e, kuşanmışlar. Bölük bölük hareket ediyorlar, kuyrukları var. Şimdi bu karaktere, bu... E, bu şekle baktığımız zaman aslında işte yabancı gelmiyor değil mi? Evet filmlerde çokça çok aslında <gülüyor> <gülüyor> izliyoruz. Evet filmlerde Şekil o kadar olarak. çok bizim gözümüzün önüne getirdiler ki işte Hı -hı. yarı at yarı insan yarı akrep yarı insan işte çekriği gibi canavarlar bunların o kadar çok versiyonu hayatımızda e, girdi ki filmler aracılığıyla biz bunları artık gerçek üssü olarak görüyoruz. Böyle bir ruhsallık kabul etmiyoruz. Yani biz hani Casper gibi böyle hayaletler, tatlı şeyler <laughs> bekliyoruz ki onların masum olduğunu, onlara daha fazla yakınlaşalım diye düşünüyoruz. Hı hı. Ama kutsal kitap aslında o görüntülerin bizim hayatımıza filmler aracılığıyla bir proje sonucunda girdiğini kutsal kitap bize söylüyor. Yani evet. Kutsal kitabın işaret ettiği şeyler Hollywood'da sürekli hayatlarımıza girdi. İşte Alien diye filmler girdi işte. Yüzlerce e, imaj var zihnimizde ve zihin diyor ki artık bunlar gerçek dışı bunlar film böyle bir gerçeklik olamaz diye bunları gerçek üstü e, düşünerek ruhsal olarak e, bir tutum takınmamız e, bu hı hı. şekilde engelleniyor. Evet. Şimdi birkaç e, yorumla devam etmek e, istiyorum ben aslında çünkü e, YouTube'dan da e, bir sohbet devam ediyor konuşmalarımız hakkında e, siz konuşurken hem sorular var e, biraz okuyayım ama kısa kısa değinelim lütfen Hı -hı. E, çünkü çok fazla zamanımız da yok aslında yavaş yavaş azalıyor e, dediğim gibi hem sorular çok hem konular evet. e, çok şimdi bir e, konuşma var YouTube'da onu okumak istiyorum. Aslında birkaç cevap verilmiş ama yine de <laughs> e, bizler de cevap verelim. E, Murat Atlı kullanıcı Tanrı'ya inanma potansiyeli olan kimler mesela şeytan cinler niye tövbe etmiyorlar? Tanrı göz yumuyor bu varlıklara demiş. <laughs> Yaşasın Cumhuriyet Atlı kullanıcımız insanları denemek için demiş. E, daha sonra Murat Bey niye Tanrı her şeyi bilmiyor mu diye söylemiş. <laughs> E, Tuzak Sesi bir cevap vermiş... ...bu bir deneme hadisesi değildir... ...Tanrı kötü bir şey yaratmadı... ...şeytanın kötü olarak yaratılmış bir melek değildir demiş... E, ...ama biz de <laughs> kısaca bir cevap verelim... ...çünkü neden tövbe etmiyor cinler ve şeytan denenmek için mi insanlar bu dünyada? Tanrı her şeyi bilmiyor mu? Bunlara kısaca cevaplayabilirsek Evet, şimdi, çok soru var çünkü. Bu derin teoloji dediğimiz hı hı. konu Tanrı'nın bir şeyden habersiz olduğunu söyleyemeyiz. Birincisi bu. Tanrı'nın her şeyden haberi var. O yüzden mesela Cebrail, Mikail gibi meleklerin üzerinde bir el işareti var. Elohim'in el hı hı. imzası. Ama Lucifer'de bu olmadığını görüyor. Yani Tanrı her zaman bu bilgisi var. Ama işte oradaki özgürlük, e, Tanrı hiçbir zaman özgürlüğü kısıtlamıyor. Ve dolayısıyla bu ahlaksal varlık da bu özgürlüğü yanlış kullanarak aslında Tanrı'ya isyan ediyor. Ve Tanrı tarafından yargılanıyor. Bu ne demek? Demek ki Tanrı ona sabretti. Tanrı onu sabırla bekledi. Onun ona verdiği yeteneklerin, ona verdiği bu yaratılışın güzelliği doğru bir şekilde kullanabilsin diye Tanrı sabretti, hı hı. sabretti, sabretti ve tüm bunları isyan edeceğini bilmesine rağmen ve dolayısıyla Tanrı ona sabretmesine rağmen o isyan edince yargılandı ve dünyaya atıldı ve tövbe etmek için evet. bir kurtarıcıya ihtiyaç var. Ve biz biliyoruz ki kurtarıcı sadece ve sadece İsa Mesih'te yeryüzüne geldi ve beden alıp hı hı. insanlık uğruna çarmıhta öldü. O yüzden melekler bile bu kurtuluşu e, görerek aslında Tanrı'nın sevgisini tecrübe ediyorlar. Evet. Ve dolayısıyla meleklerin tövbe edebilmesi için bir kurtarıcıya ihtiyaçları var ve dolayısıyla kurtarıcı insanlar için gelmiştir. Ve şu anda Tanrı e, meleklere ve cinlere tövbe kapısını kapattığını ve onlar için Ateş Gölünün yani nihai sonun nereye gideceğini e, kutsal kitap net bir şekilde e, göstermiş oldu. Ama şunu söylemek gerekiyor. Tabii ki neden onlar tövbe etmiyor? Aslında Tanrı sabretti. Yani bütün zaman boyunca Tanrı bütün görkemini, bütün sevgisini, bütün lütfunu e, bu meleğe gösterdi. Ve hı hı. E, Hezekiel 28'de sen yanan e, Aden'deydin. Evet. O taşlar arasında dolaştın diyerek ve güzelliğin eşsizdi diyerek aslında ne kadar görkemli bir yaratılışa sahip olduğunu da Metin bize söylüyor. Ama bu Tanrı sabretmesine rağmen isyan edince yargılanıyor ve yeryüzüne atılıyor. Ama bundan sonraki süreçte işte belki tövbe etseydi diyebiliriz ama tövbe yani. etmiyor işte. Hala Adem'i ve Havva'yı yok etmek, onları Tanrı'dan uzaklaştırmak için çabalıyor hı hı. ve Vayı kitabının 9. bölümünde de bu Mageddon dağındaki savaş içinde insanları bir araya getirdiğini ve insanları Tanrı'ya karşı birleştirdiğini ve hala Tanrı karşıtlığını sürdürdüğünü de görüyoruz ki İsa Mesih denerken de evet. bana tap diyerek Tanrı'nın yerine geçmek istediğini anlıyoruz. Demek ki tövbe etmek gibi bir amacı yok. Tövbe etmek istemiyor e, ve bu karakterini Tanrı karşılığını evet. sürdürme konusunda e, ortaya koyuyor. E, tamam birkaç soruyla yine devam edelim konuyla hı hı. alakalı hı hı. olduğu için. Demiş ki Gökuki cinlerden korumak için hangi duaları hı hı. etmeliyiz? Hı hı. Aynı zamanda e, YouTube'dan Yaşasın evet. Cumhuriyet'te bir dua var mı üç harflerden kurtulmak için diye hı hı. sormuşlar ve gezinti karavan cinler ve düşmüş melekler birbirinden farklı mıdır demiş <laughs> ee, ve gezinti karavan cine tutsak kişiler normalden daha güçlü oluyor bu nasıl olabiliyor demiş <laughs> ee, çokça soru var evet, hepsine kısa işte kısa cevaplar verebilirsek Gelesalar memleketindeki adam Hı -hı. yani deme zincirleri paralıyor Hı hı. dağlarda yaşıyor. Giysisiz, soğukta, karda, kışta yaşayabiliyor. Demek ki doğaüstü bir güce sahip olabiliyorlar ama bu kötülüğün e, gücü ve insanlar hı hı. korksun diye, insanlar çekinsin diye aslında böyle şeyler ortaya çıkabiliyor doğaüstü bir şekilde. E, burada e, düşmüş meleklerle cinler aynı mıdır? E, burada iki ilahiyat yorumu var. Evet, bazı ilahiyat yorumunda bu kötü cinler düşmüş meleklerin e, olduğunu söyleyen e, ilahiyat var. Bazı ilahiyat düşünceleri de Adem öncesi yaratılışın yargılanıp onların ruhlarının cin olduğunu ve hı hı. düşmüş meleklerin ayrı bir statüde olduğunu düşünen e, yorumcular, ilahiyatçılar da var. Ama ne olursa olsun bizim emin olduğumuz bir şey var. Onların kötü olduğunu, evet. e, Tanrı'ya karşı olduğunu ve insanları manipüle ederek Tanrı'nın imajını manipüle ederek insanları Tanrı'dan uzaklaştırma amacını güttüklerinden eminiz. Hı hı. O yüzden hangi ilahiyat yorumuna inanırsanız inanın onların kötü olduğunu biliyoruz. Bir yoruma inanmak da günah değil ama hikayeyi anlamak için Tanrı'ya karşı Tanrı'nın hikayesini daha iyi anlayabilmek için bazı yorumlara da ihtiyacımız olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet. Instagram'dan gelen bir yorumu okumak istiyorum ve arkasından ben de bir soru sormak istiyorum size. ki her papaz büyü yapar mı diye sormuş. Ben aslında şunu da sormak istiyorum. Bazen filmlerde izlemişizdir. <laughs> kiliselerde cini tutsak insanlardan evet. <laughs> o kötü ruhu <laughs> çıka çıkarırlar. Yani papaz büyüsü yapmak bu tür <laughs> işte kötü varlıktan tutsak insanlara kiliselerde bir şeyler yapılıyor mu <laughs> ya da neler yapılıyor bu amaçla gelen insanlar <laughs> için biraz bahsederseniz. Şimdi e, papaz büyüsü diye tabi büyülerin isimleri olabilir. Büyü, <laughs> büyü bir gerçek yani karanlık ruhsal dünyanın bir etkisi olduğunu anlıyoruz ki Mısır'dan çıkış kitabında Musa e, Mısırlı büyücülerle belirli bir yere <laughs> kadar mücadele ettiğini e, anlıyoruz. Onlar da Musa'nın yaptığı mucizelere benzer şeyler yaptığını Kutsal Kitap söylüyor. Dolayısıyla büyülerin isimleri olabilir vesaire ama papazlar yani tanrı adamları büyü yapmaz. Tanrı adamları büyüyü bozar. <laughs> Dolayısıyla e, kötü ruhsal kaynaklı bir sıkıntınız varsa bence yerel kiliseye gidin. Çünkü hı hı. yerel kilisenin bir otoritesi var. Tanrının adına konuşan, Tanrının sözü ilan eden her yerde Tanrı otoritesi var ve bu otoriteyle ee, o hayatınızdaki kötü ruhsal etkiden kurtulabilirsiniz. Bunun için de lütfen gidin Tanrı adamlarına bunu e, itiraf edin. Hı hı. Oradaki yetkiliye it, açık bir şekilde itiraf edin. Belki bir, özel bir görüşme olabilir bu. İtiraf ettikten sonra gerçekten kurtulmak istiyorsanız sizin için dua edebilir ve ...o duanın etkisini gerçekten göreceksiniz... ...o yüzden yerel kiliseler... ...bu konuda Tanrı otoritesini simgelerler... ...çünkü Efesler 3.10'da diyor ki... ...bunlar bu Tanrı bilgeliği... ...yerel kilise aracılığıyla... ...göksel yerlerde duyurulsun... ...yani Tanrı otoritesini... ...yerel kiliseye vermiştir... Dolayısıyla kötü ruhlardan kurtulmak için... Yerel kilise harika bir e, kurtuluş yeri. Evet. E, şunu da sormak Hı -hı. istiyorum aslında. Birçok insan e, belli okunmuş sular, ekmekler Hı -hı. E, ya da işte belli yazılar üzerinden taşıyarak Hı -hı. E, bu tür varlıklardan korunmaya Hı -hı. ya da kurtulmaya çalışıyor. Evet. Ya da sadece dua ederek Hı -hı. E, bu tür varlıklardan Hı -hı. kurtulmak mümkün mü? Hı -hı. Şimdi e, tabii ki bu aslında... E, Tanrı bilgisi bir şekilde toplumlarda yay, yay, yaygınlaşıyor ve bazı bilgilerde insanların düşünceleri de bu bilgiler eklendiğinde işte okunmuş sular, e, okunmuş hı hı. ekmekler gibi kimden geldiğini bilmediğimiz ama iyilik getireceğini düşündüğümüz bazı e, durumları ortaya çıkarıyor. Aslında bu kısa kitaba uygun niye? Çünkü Paulus'un bedenine değen peşkir dolaştırılıyordu. Ve insanlara şifa verdiğini ve insanlardaki bazı kötü ruhları bu peşkirle kovduklarını kutsal kitap söylüyor. Yani yine Elisha'nın sopası, Elisha'nın sopasıyla uşağı Elisha, geyazi bir ölüyü diriltmeye çalıştığını görüyoruz. Elisha bunu veriyor, sopamı al götür evet. diye söylüyor. Mesela Musa'nın değneği, o değnek sonra bir badem, bir çiçek açtığını kutsal kitap söylüyor. O değnekle suyu yağardığını söylüyor aynı zamanda eliş'anın ölmüş olan kemikleri mezarına düşen birisini diriltiyor Demek ki maddenin messedişi transfer ettiğini mesedişi taşıdığını anlıyoruz görüyoruz Dolayısıyla bu tür doğru kişiden gelen maddeler doğru kişiden gelen e, şeyler e, bizim hı hı. hayatımıza ruhsal güç güç getirebilir doğru yani evet. ama önemli olan şey burada bu e, yediğimiz ekmeğin ya da içtiğimiz suyun kimden geldi ya işte e, Mesih Mesih tanımayan birisi böyle bir otoriteyi böyle bir gücü hayatımıza asla ve asla geçiremez dolayısıyla bunu kabul etmekle beraber maddelerin mesledişi taşıdığını Tanrı'nın gücünü transfer edebileceğini e, söylemekle beraber asıl olan e, doğru kişiden Tanrı'yı seven, Tanrı'yla ilişkisi iyi olan ve Tanrı otoritesini bilen birisinden bunları almak, dua almak hı hı. En son derece önemli. Ve zaten kilisede her pazar Rabbin sofrasını dağıtır. Evet. İşte bu da bir anlamda Tanrı'nın kurtuluşunu hatırlayalım ve hayatımıza girip hani nasıl bir yemeği yiyip kanımıza karışıyorsa kurtuluş da o şekilde kanımıza karışsın, yaşamımıza karışsın ve bize güç versin diye kiliseden bu şekilde dağıtılıyor. Evet, bu noktada aslında bir yorum var. Onu da okumak Hı -hı. istiyorum biraz alakalı olduğu için konuyla. YouTube'dan Murat adlı kullanıcı haç ve okumuş su ile yapılıyor filmlerde dizilerde Hı -hı. haçtan korkuyor bu cinler Hı -hı. demiş ve Paulus da İsa gibi peygamber mi diye de sormuş. Hı -hı. Evet bunları da cevaplayabilirsek. E, o filmlerde tabii haç çıkarmak işte vesaire yani bunlar çok simgesel şeyler ama önemli olan bu çarmıhın insanların yüreğinde taşıması ve... Tanrının ruhunu, Tanrının gücünü yüreğinde taşımasıdır. O yüzden e, bu bunlar film, yani o filmlerdeki hı hı. haç haç tutmak falan bunlar gerçek ötesi, gerçek olmayan şeyler. E, ama yine de e, Mesih Tanrının gücü, çarmıhta simgelendiği için tabii ki bu simgeyi kullanmak e, çok doğaldır. Ama asıl güç e, bu çarmıhta kurtulmuş Mesih'i. E, çarmıhta ölen ve dirilen olarak kabul etmiş hı hı. bir yüreğe sahip olmak ve o zaman gerçekten kötü ruhlar e, bizim e, önümüze titrer. Markos 6. bölümde e, elçiler e, kötü ruhları kovmaya gidiyorlar ve e, İsa'nın adını andıkları zaman e, evet. cinlerin e, onlara boyun eğdiğini İsa Mesih'e tekrar bildiriyorlar. Demek ki önemli olan şey İsa'nın adını duyurmak. İsa'nın adında Tanrı'nın bütün sırları bütün gücü, bütün doluluğu olduğu için cinler tabii ki bu isimden korkarlar. Diğer soru neydi? E, Pavlus da İsa evet. Mesih gibi peygamber Paulus, mi diye sormuş. Pavlus, yani. elçi. E, bizim toplumumuzda peygamber ne demek? Biraz onu da açmak gerekiyor. Eski antlaşmada peygamberler vardı. Yani Tanrı'nın sözünü alan, Rab adına konuşan hı hı. ve onu dinlemediğiniz zaman topluluktan, halktan kovulan bir duruma sebep olacak Tanrı otoritesini simgeleyen peygamberler vardı yeni antlaşmada peygamberler yok yeni antlaşmada elçiler var Tanrı'nın sözünün çıktığı elçiler hı hı. aslında bir anlamda peygamberlere benzerler ama kutsal kitap onları elçi olarak söylüyor dolayısıyla Paulus peygamber elçi benzerdir Tanrı'nın sözü onlardan duyuluyor ve elçilerin tanıklığına inanmadığınız zaman onun sözüne inanmadığınız zaman kurtuluştan uzaklaşırsınız ve dolayısıyla peygambere benzer bir ruhsal pozisyonu olduğunu söyleyebiliriz. Evet peki İsa Mesih peygamber mi? Yani aynı zamanda onu da söylemek lazım çünkü Paulus'un <laughs> İsa Mesih gibi peygamber <laughs> olabileceğini olabilir mi diye soruyor. Ha evet, yok İsa o zaman Mesih. Soru, soruyu <laughs> tam ilk başta ben doğru algılamadım. İsa Mesih peygamber olamaz. Hı <laughs> peygamberlik sıfatı onu açıklamaya yetmez. Hı hı. Yani çünkü peygamber bir haberci. Tanrının sözünü haber veren, Tanrının sözünü, Tanrının iradesini halka anlatan birisi olarak e, yeryüzüne gelir. E, ama İsa Mesih e, otoritenin kendisi olarak yeryüzüne geliyor. Yani yaratıcı olarak yeryüzüne geliyor. Hı hı. E, yaratılışın üzerindeki otoritesi, öğretme gücü ee, onun Rab olduğunu e, dinleyenler, iyileşenler e, bu şekilde ruhsal dünyadaki cinler e, boyun eğerek onun e, Rab olduğunu bu şekilde söylüyorlar. Aynı zamanda o hem e, ölerek sevgisiyle aslında insandan Hı -hı. daha yüce bir sevgiye sahip olduğunu anlıyoruz. Aynı zamanda ölümden dirilerek, ölümü yenerek de e, Rab olduğunu, Rablerin Rabbi olduğunu, e, ilahi doğasını da işte Paulus da zaten bunu söylüyor bu şekilde Mesih'in peygamber olamayacağını peygamberden hı hı. çok öte ölümü yenerek dünyayı yargılayarak aslında ikinci gelişiyle bu tür niteliklere sahip yaratıcı olduğunu biz bu şekilde anlıyoruz. Peygamber Belki Paulus'u peygambere yaklaştırabilir. Çünkü Paulus da Rabbin sözünü duyuran, Rabbin Sözlerinin çıktığı bir yaşam olduğunu hı hı. anlıyoruz. Aynı nasıl peygamber Rabbin buyruklarını söylüyorsa, Paulus da hem tanıklık ederek hem de Rabbin sözünü duyurarak aslında ruhsal ünvan anlamında benzer bir noktada olduğunu en azından söyleyebiliriz. Ama İsa Mesih'in peygamber olmadığını, hı hı. onun Rab olduğunu, ilahi doğaya sahip kurtarıcı olduğunu, Mesih olduğunu e, özellikle vurgulamamız gerekiyor. Evet. E, İncil'i okuduğumuzda da bunu açıkça hı -hı. görüyoruz zaten. E, Murat Bey e, YouTube'dan e, şöyle bir yorum da yapmış. E, peygamber İsa da mı haç kullanıyordu dedi. E, diye sormuş tabi İsa i̇şte, Mesih'in peygamber olmadığından bahsettik. Şimdi, e, Ama bu mucizeleri hı -hı. yaparken... Şimdi burada hı -hı. çok önemli bir konu var. Hı -hı. İsa Mesih'in tanrılığı konusu. Hı -hı. Onu nereden görüyoruz? Yani bir insanın böyle bir iddiaya sahip olduğu zaman düşünün yani bir insan bedenin de geliyor babasız olduğunu söylüyor ve nasıl anlarsınız onun tanrısal yönünü birincisi yaratılış üzerindeki otoritesini görürsünüz değil mi? Evet. Yani eğer bir insan yaratıcı olduğunu iddia ediyorsa o zaman yaratılış üzerinde e, otortesi otoritesi olması gerekiyor. Yani su üstünde yürümesi, hastaları iyileştirmesi, cinleri sözde kovması, gelecekle ilgili verdiği yani yaratılışa tamamen hükmeden bir otoriteye sahip olması gerekiyor. Hı hı. Yani işte peygamber diyoruz. Peygamber ne görüyor, ne anlatıyor? İşte tanıklık ediyor, gördüğünü söylüyor ama evet. İsa Mesih yaratıcı olarak yeryüzüne geliyor ve bütün yaratılış üzerinde bir otoriteye sahip olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda onun sevgisinin ne kadar güçlü ve ne kadar fedakarca insan tarafından ortaya çıkarılamayacak kadar tanrısal bir sevgiye sahip olduğunu da görüyoruz hı hı. ama Paulus Romalılar 1. bölümde e, kutsal yazıları Mesih'in tanrılığıyla ilgili bir tanık gösteriyor ama aynı zamanda diyor ki ölümden dirilerek tanrı olduğu ilan edildi yani Mesih'i Herkes mucize yapıyor deyip bir kategoriye sokabilirsiniz ama ölümden dirilen kim var? Evet kimse Hangi yok. peygamber var? Ölümü yenebilmiş, dirilmiş ve bu ölümü insanlık uğruna yapmış, bu fedakarlı insanlar kurtulsun diye yapmış ve üçüncü gün ölümden dirilmiş kim var? E, demek ki bu bile İsa Mesih yaratılıştan ayrı bir yere koymamıza e, yetiyor. E, dolayısıyla şimdi diyebilirler İsa ölmedi, o zaman dirilen kimdi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ellerini gösterdi öğrencilerine. Çarmıhta elleri evet. delinmiş. Ee, Börne Filip şeyi e, öğrencisine söyledi. E, böğrüme sok e, hı hı. imanlı ol diye e, öğrencisine de bunu söyledi. O zaman ölmediyse Çarmıhta kim dirildi? Yani dolayısıyla evet. buna buna cevap verecek de bu iddiayı ortaya koyanlar olsun. Evet zaten bu amaçla gelmiştim. E, aslında zamanımız çok kısalıyor gerçekten. E çok fazla soru da e, var dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, ilgiyle bizi hem dinliyorlar hem de yorumlarını yapıyorlar. E, şimdi ben şunu da sormak istiyorum size. E, bizim e, yani ruhsal durumumuz e, etkili mi bu tür varlıkların bizimle iletişim kurmasında Hı -hı. ya da hayatımıza etki etmesine? Aynı zamanda <laughs> bu tür varlıklardan korkan e, yani korkan kişiler nedense daha fazla deneyim yaşıyorlar. Hı hı. Yani çok böyle ilgisi olmayan ya da üzerinde düşünmeyen, korkmayan insanlar daha... Az oluyor sanki bu deneyimi. Korkuyor olmamızın bunda bir etkisi var mı? Aynı zamanda ruhsal durumumuzun hı hı. da etkisi nedir? Biraz ee, ondan bahsedebilir misiniz? Bu sağlıksız, sağlıksız ruhsallık dediğimiz ya çok fazla hı hı. korkmak ya yok saymak e, açısından iki tarafta da etkiler var. Ama mesela sağlıksız ruhsallık dediğimizde birisi hiç bunları kabul etmiyorsa o yaşadığı etkilerin de bundan kaynaklı olduğunu görmediği için belki hiçbir şey yaşamadığını düşünüyor. Yani depresyon hı hı. diyor işte ağır bir e, problem var işte bağımlılıkları var. O zaman o şöyle diyor herkes böyle ya dünya böyle herkes depresyonda. Binlerce insan antidepresan kullanıyor. İntihar eğilimli e, işte e, bağımlılıkları var vesaire. E, bunların kötü ruhtan olduğunu fark etmiyor. Ama çok korkan insanlarda yanlış bir şey olduğu zaman bunları kötü ruha bağladığı için... ...bu sefer de hı hı. onun hayatında çok fazla etki varmış gibi düşünüyoruz. Ama aslında hepsinin hayatında bir şekilde... E, aynı ama sadece e, kişi kabul ediyor ya da etmiyor. Dolayısıyla Hı -hı. etkinlikler hepsinde aynıdır. Evet. Peki sağlıksız ruhsal durumdan bahsettiniz. Sağlıklı ruhsal durum nedir? Evet. <laughs> Onu da açıklarsanız. Sağlıklı ruhsal durum Tanrı'nın sözünde yaşamak. Yani tabii kişinin ruhtaki beş aşaması var. Yani birinci olarak kutsal kitap e, Tanrı'yı tanımıyorsanız, Tanrı sözünde Hı -hı. olmadığınız zaman e, bir ikinci konutlar dört dörtte bir koruma altında olmadığınızı söylüyor. Demek ki Tanrı'nın sözü hayatınızda yoksa karanlık var. Evet. Ruhsal bir korumanın olmadığını fark ediyoruz. İkincisi aynı zamanda iblisin tuzaklarına kolaylıkla düşebilen bir karanlıkta yani gözleri görmediği için hı hı. iblisin tuzaklarına kolay bir şekilde ee, düşebilirler. Demek ki birincisi karanlık içindeler. ikincisi sürekli tuzaklara düşüyorlar. Üçüncüsü benliğin denetimindeler. Romanlar 85 eee benlikten başka bir alternatif yok. Yani bedensel arzulardan başka bir e, alternatifleri yok. Yani ruhsal dünya yok. Ruhsal olarak onları durdurabilecek vicdan harekettiği yok. Yani var hı hı. ama çok sessiz. Ee, benliğin denetimindeler ve ee, sürekli bedensel arzuların peşinde e, gitmektedirler ve bu yüzden de şeytanın tuzaklarına düşerler ve Tanrı'dan daha da fazla uzaklaşırlar. Ve yozlaşma dediğimiz sürekli bir daire çizerek daha da aşağıya inmekten bahsediyoruz aslında yozlaşma dediğimizde. Bu noktada Tanrı'nın sözünün içerisinde Hı -hı. kalmak ve iman etmek evet. önemli olacak. Evet. Dördüncüsü de aynı zamanda ölüm gücünün altındalar. Yani ölüyor herkes. Hı -hı. Hani hayatları ölüme doğru gidiyor. Uçurumdan aşağı düşecek. Herkes ölecek değil mi? Dolayısıyla ölümün gücü de ölümün korkusu da o kişilerin hayatındadır. Ve son olarak da nasıl bir ruhsallık içindeler? Böyle bu dört aşamadayken Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Yani Romalılar 8-8 demek ki bir kişi karanlıkta Sürekli tuzaklara, ruhsal tuzaklara düşüyor. Benliğin denetiminde, ölümün gücünün denetiminde ve Tanrı'yı hoşnut demez bir ruhsal pozisyondalar. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Tamamen bir karanlık. Tamamen e, sürüklenme. Her yani ne kadar yok beni kimse sürüklemiyor dese de müthiş bir e, ruhsal karanlığın içinde. Ve bundan tek çıkış bir ışığın hayatına girmesi. Evet. Yani şöyle düşünün karanlık bir evdesiniz perdeyi azıcık oynatıyorsunuz o doğmuş güneş evinizin içine giriyor ve yavaş yavaş her şeyi aydınlatmaya başlıyor. Sonra siz pencereleri perdeleri açıyorsunuz ışık daha fazla giriyor ve bir bakıyorsunuz ki ev ev berbat halde kirlenmiş bulaşıklar var <laughs> ama ışık bunları yapmıyor. Ama siz Tanrı ile beraber ee, evi temizlemeye başlıyorsunuz, hayatınızı temizlemeye başlıyorsunuz ve Rab da size yardım ediyor ve bu şekilde hayatınız değişmeye başlıyor. Dolayısıyla Tanrının sözü ışıktır, Mesih ışıktır ve Mesih'in ardından giden kişi asla karanlıkta kalmaz. Dolayısıyla ilk olarak yapmamız gereken şey hayatımıza ışığı ışığı davet etmek. Özellikle evet. bu Noel günlerinde Mesih'i davet etmek için ve Mesih'le tanışmak için harika bir fırsat. Kiliselere gidelim, Mesih'i hayatımıza kabul edelim. Mesih'in kim olduğunu öğrenelim ve hayatımızı işte bu karanlıktan çıkararak Tanrı'nın istediği doğruluğa, aydınlığa kavuşturalım. Evet. O zaman aslında korkular da insanlarda bir şekilde kötü ruhsal varlıklar için ortam oluşturuyor. Hı hı. Ama kutsal yazılarda 1. Yuhanna 4.18'de de şöyle bir ayet var. Sevgide korku yoktur, tersine hı hı. yetkin sevgi evet. korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir, korkan kişi sevgide yetkin hı hı. kılınmamıştır da evet. diyor o, bize. O metnin orijinal metindeki anlamı hı hı. şuraya doğru yakın. Korku... E, işkence edilmekten cezalandırılmaktan korkmak aslında. Yani bir şey yapıyorsun. Korkuyorsun çünkü karşılığında bir ceza var. Hı hı. Diyelim ki uçaktasın, türbülansa giriyor ve diyorsun ya işte bütün e, günahlarımın cezasını ödüyorum. Karşılığını alacağım. Yani hep bir korku var. Ama Kutsal Kitap diyor ki bütün bu e, günahının karşılığını almayacaksın çünkü bütün günahının karşılığını Mesih çarmıtta üzerine aldı. Evet. Sen sadece sevileceksin, merhamet edileceksin ve dolayısıyla e, Tanrı işte bu şekilde bize sevgi evet. gösteriyor. Ve bu yüzden de artık cezalandırılma korkusundan özgür kılınıyoruz ve Tanrı'nın sevgisiyle e, e, onu tecrübe ederek aslında Tanrı'nın sevgisine yaklaşmış oluyoruz. Dolayısıyla... E, Karanlık ruhsal dünyadan korkmamıza gerek yok. Hı hı. Tanrı bizi cezalandırmayacak. Tanrı bize merhamet edecek. Mesih'te de cezamızı Mesih'e yüklediği için bize lütuf gösterecek ve biz de Tanrı sevgisine yaklaşacağız. O yüzden Tanrı'dan Tanrı'dan korkmaya gerek yok. Ama korku nerede? Tabii korku karanlık ruhsal dünyada. Çünkü onlar işkence etmek, sürekli cezalandırmak ve sürekli bizi Tanrı'dan uzaklaştırmak için var güçleriyle çalışmakta. Evet, zamanımız çok az kaldı. Ee, onun için e, birkaç sorum Hı -hı. daha var size. Kısa kısa cevaplarsanız çok sevinirim. Ee, öncelikle e, toplumumuzda merak edilen bir soruyla e, sormak Hı -hı. istiyorum size. Dünya üzerinde birçok dil var ve e, cinler her dili anlayabiliyorlar <laughs> mı? E, ve aynı zamanda ruhsal olarak tutsaklıkta nasıl başlıyor biraz da ondan bahsederseniz. <laughs> e, tabii ki burada e, bölgesel olarak e, bazı e, ofislerin olduğunu, ruhsal olarak bazı bölgelerde farklı ruhların işlediğini anlıyoruz. Mesela <laughs> e, bir kitap üzerinde çalışıyorum şimdi birazcık bahsedeyim. E, kıskançlık ruhu ile ilgili bir çölde Sayın 5. bölümde Rabbin sözünde bize bir uyarı veriyor yani bir adam karısını kıskanırsa e, bir sunu vermesi gerekiyor Rabbin kainine gidiyor e, karımdan şüpheleniyorum ve hı hı. E, bu şekilde bu sunu vererek bu kıskançlık ruhunun sakinleştirilmesi gerektiğini söylüyor çölde Sayın 5 bölümde ama e, şimdi Doğu'ya bakıyorsunuz kadın cinayetlerinin hat safhada olduğunu görüyorsunuz ve neden bunlar oluyor Erkeklerin kadınlardan şüphelenmesi, eşlerinden şüphelenmesi ve aldatılma e, duygusuyla aldatıldığını zannederek, yani bu kıskançlık ruhuna tutularak aslında hı hı. E, eşlerini katlettiklerini üzülerek seyrediyoruz, görüyoruz. Ama şimdi Avrupa'ya bakıyorsunuz, Avrupa'da böyle bir kıskançlık çok fazla yok. Böyle kadın cinayetleri, eşlerin hı hı kıskançlığı daha rahat yönetebildiklerini görüyorsun. Ama orada da daha farklı cinsel farklılıklar var, eşcinsellik var, farklı ruhsal eğilimler var. Yani dolayısıyla ruhsal dünya böyle. Her bölge için farklı ruhsal aktiviteler var. Evet. Ve o aktiviteler bütün bölgelerde farklı şekilde işleyerek insanları Tanrı'dan uzaklaşıyor. Mesela Afrika'daki büyücülük, Amerika'daki cinler stajyer cin diye espri yapıyorlar. Çünkü Afrika'da o kadar büyü, ağır bir büyücülük var ki orada da farklı ruhlar işliyor. Dolayısıyla ruhların tabii ki her dili bildiğini anlıyoruz burada. Her türlü iletişimi kurabildiğini anlıyoruz. ve hatırlarsan Yaratılış 11. bölümde Babil Kulesi yapılırken de şeytanın evet. Tanrı'ya karşı nasıl bir birlik içinde olduğunu Tanrı'ya karşı bir kule yapıp ün almaya çalıştıklarını da görüyoruz. Dolayısıyla e, bu e, iletişim konusunda kaç dil bildiğini bilmiyorum ama bütün hı hı. dünya dillerini bilip insanları ayartmaya devam ettiğini anlıyoruz. Evet. Şimdi bir yorum okumak istiyorum hemen e, YouTube'dan. Aydın Bey yazmış bizlere İsa Mesih İncil'de kötü ruhları dua ve oruç ile kovabileceğimizden bahsediyor. Her isteyen bu şekilde kötü ruhlardan kurtulabilir mi? Bunun dışında yaşamımızda temellenmesi gereken başka şeyler var mı diye sormuş. Kesinlikle bize. yani konu sadece kurtulmak değil, konu İsa Mesih'in hayatımızda e, bir rab olarak, kral olarak e, yaşamımıza davet edilmesi meselesidir. Yani şöyle düşünelim bir şeyden kurtulduk ama yarın tekrar başımıza bir şey gelebilir dolayısıyla hayatımızın kökten değişmesi Rabbin asıl istediği şeydir ama bazı ruhlar oruç ve duayla kov, kovulur diye İsa Mesih söylüyor ki öğrenciler orada kötü ruhu kovamadığı için İsa Mesih bazı şeylere özellikle odaklanmamız özellikle sebep sonuç ilişkisini kurmamız gerektiği için hı hı. dua ve oruçla özel bir zaman ayırmamız gerektiğini söylüyor herkes bunu yapamaz e ee, sadece bunu tanrının tarafından çağrılan tanrı işçileri e, bunları yapabilir. Dolayısıyla bunları yaparım diyen, işte cinleri kovarım diyen kişilere itibar etmeyelim. Biz tanrı tarafından yönlendirilmiş, çağrılmış kilise liderlerine giderek e, böyle duaları onlardan alabiliriz. Hı hı. Ama önemli olan e, şeylerden birisi, e, şimdi kötü ruhlar karanlık dünya nasıl hayatımıza giriyor? Birincisi asilikle giriyor. Hı hı. Yani hayatımızdaki otoriteye karşı bir asilik içindeysek e, ilk kapılar o zaman açılıyor. 1. Samuel kitabında 15. bölüm 23. ayette Rab Samuel, Samuel aracılığıyla Saul'a diyor ki e, Rab söz dinlemekten hoşlanıyor kurbandan değil diyor. Ve e, baş kaldırı yani asilik falcılık kadar günahtır diye söylüyor. Evet çok ilginç hiç bu açıdan bakmadık. E, Sonra e, 1. Samuel 16. bölüm 14. ayette kutsal kitap diyor ki e, kutsal ruh Samuel Saul'dan ayrılmış hı hı. kötü bir ruh gelip ona eziyet ediyordu ve Davut lir çalarak onu rahatlatıyor diyor. Demek ki ilk e, kötü ruhun hayata girişi hayatımızdaki asilikle başlıyor. Demek ki dedik ya Tanrı'dan uzaklaştık yozlaşma e, kötülük problemi ortaya çıkıyor. Demek ki Tanrı'ya karşı isyan içindeysek o zaman karanlık ruhsal dünya hı hı. E, hayatımızda e, varlığını e, başlatıyor. İkincisi dilimizle tutsaklığa yol açıyor. Evet. Yakup kitabı 3. bölüm e, 6. ayette diyor ki e, e, dil de geminin dümeni gibi küçüktür ama e, cehennemin ateşinden alevlendirip hayatımıza o ateşi getirebilir diye hı hı. E, dilin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. E, maalesef Öyle bir toplumda yaşıyoruz ki küfür, kıyamet, bela, evet. şu, bu her şeyi söyleyen bir dil yapımız var. Ama dille Tanrı'ya e, şükrediyoruz, Tanrı'ya hayatımıza davet ediyoruz. Ama aynı zamanda dilimizle hı hı. de iblise kapı açabiliyoruz ve hayatımızın gidişatını da bu şekilde yönlendirebiliyoruz. O yüzden dilimizi çok doğru kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Biz işte bela anıyoruz, şunu yapıyoruz. Havaya gidiyor gibi düşünüyoruz ama havaya gitmiyor. Bunların ruhsal dünyada bir karşılığı olduğunu unutmamalıyız. Üçüncü olarak dedikodu da e, maalesef. Hayatımıza ruhsal dünyadan, karanlık dünyadan e, iyi şeyler geçirmiyor. E, Mezmur 101'de diyor ki nefret ederim dostunu gizlice çekiştirenden diye söylüyor. Demek ki Rab dedikoduyu evet. sevmiyor. Bu dedikoduda yaptığımız zaman kibir, insanı yok etmek, insan arkasından konuşmak Tanrı'nın gözünde hiç doğru şey değil. Ve dolayısıyla bu kibir bizi şeytana yaklaştırıyor ve e, bu aşırı eleştirmek, ...dedikodu da e, Rus olarak... ...bizim hayatımızda yanlış şeyler ortaya çıkarıyor. Evet. Ve dediğin gibi aşırı korkular... Hı hı. E, ...panik atak gibi... ...aşırı korkular... Evet. ...Tanrı yerine başka korku olması... ...hayatımızda... ruhsal e, dünyadan da... E, ...hayatımıza yanlış şeyler gelmesine neden oluyor. İşte korku filmlerinin yarattığı etkiler. İnsanlar nedensiz bir şekilde başına bir şey kötü bir şey gelecekmiş gibi korkarlar. Hı hı. Sokağa çıkmazlar. Bu korku da bir tutsaklık olduğunu anlıyoruz. Ruhsal bir şey olduğunu anlıyoruz. Beşinci olarak da tembellik de bir lanet olduğunu anlıyoruz. Yani ruhsal olarak tembelsek hı hı. yani Tanrı sözünü mesela bir ayımızı verip on günümüzü verip Tanrı sözünü etüt edebiliriz aslında ama tembellik hayatımıza bir lanet gibi geliyor. Ruhsal olarak oturuyor ve ışığa doğru yaklaşamıyoruz. O yüzden Rus olarak tembellik de e, ruhsal dünya için e, hiç hayri alamet şeyler değil. Ve son olarak da e, doğal olmayan cinsel aktiviteler de hayatımızda çok ciddi kapılar açıyor. Hı hı. Ve bunlar aslında ne oluyor? E, ağır ruhsal travmalar geçirmemize neden oluyor. Bu beş şey, asilik, e, altı şey dilimiz, eleştirel dedikodu, e, aşırı korkular, tembellik ve doğal olmayan cinsel aktiviteler. Bunlar Hayatımıza e, ruhsal, karanlık ruhsal dünyadan çok güçlü e, etkiler e, hayatımıza girmesine neden oluyor. Hı hı. Evet e, aslında zamanımız çok az kaldı. Tüm soruları da bitiremedik ama hı hı. bir sonraki programda aslında kaldığımız yerden biraz devam edebiliriz. Onun için bir toparlayacak olursak hı hı. kötü ruhlardan kaynaklı etkilerden ve bağımlılıklardan hı hı. kurtulmak için evet. ne yapmalı? Kısaca bahsederseniz biraz da bir sonraki programda evet. devam edebiliriz. Şimdi hayatının gidişatı ile ilgili bir düşünmemiz gerekiyor. Hı hı. Tabii ki bunu yapmak için öncelikle Tanrı'nın huzuruna yaklaşabileceğimiz kiliseye yerel kiliseye gitmeliyiz ki ışık şöyle bizi bir aydınlatsın. Ve hayatında ne var? Yani hı hı. hani bakıyorsun bir insanın hayatında ya tembellik var ya ruhsal olarak tembel. Ya hiç mi okumadın? Yani hiç mi düşünmedin? Ya bu 80 yaşına geliyor insan, açıp bir sayfa kitap okumamış. Yani bu sadece yetersizlik değil, bir ruhsal tembellik. Evet. Ya yani bu ruhsal tembelliği olabilir. Ya da hayatında yanlış bir e, ilişki kurmuş olabilir. Ya da hakikaten başka Tanrı'dan başka e, şeylerden korkuyor olabilir. Bilmiyoruz yani. E, dilini sürekli yanlış şekilde kullanıyor olabilir ya da sürekli Rabb'i inkar eden bir dil yapısına sahip olabilir. Birçok şey olabilir. Öncelikle ışığa gelecek ve kendi hayatına bakacak ve kendi hayatının ile ilgili bir şey varsa diyecek ki bu yanlış ve ben bunu Rabb'in önüne getireceğim, tövbe edeceğim diyerek bunun sebebini bulmalı ve bu sebep bulunmadan özgürlük gelinme, gelmez. Çünkü İsa Mesih ne yaptı? Cinleri nasıl kovdu? Önce adın ne diye sordu. Önce sebebi, önce kaynağı bulmalıyız ki biz evet. sonradan o kötü ruhu oradan e, kovabilmeliyiz. İkinci olarak sebebi bulduktan sonra itiraf etmeliyiz. İtiraf etmek ne demek? kendin Rabb'e itiraf edebilirsin. Bunu tam hı hı. olduğunu hissetmiyorsan gidip değerli bir kilise önderine gidip o sırrın aranızda kalacağını bilerek e, kilise önderine itiraf edebilirsin ve bundan sonra bunu yapmayacağını yani bunu reddederek hı hı. bundan sonra yolumu Tanrıya göre çevireceğim diyerek bunu reddederek tövbe ederek e, aslında bu durumdan kurtulmaya başlıyor. Yani şunu yapamazsınız. Hem pişmansın ama bunu da yap, yapmak istiyorum derseniz burada hı hı. bir kurtuluş ortaya çıkmıyor. Sonra e, yapmamız gereken şey, üçüncüsü de e, önce sebebi buluyoruz. Sonra itiraf ediyoruz. Tövbe ediyoruz. Üçüncü şey ise aklımızı sözle doldurmalıyız. Yani Yeremye 23-29'da benim sözüm kayaları yok eden söz değil mi diye Rab söylüyor. Demek ki hayatımızda evet. e, o ruhsal alışkanlıklarımızın bizi bağladığını anlamalıyız. Yani bir gün uyanacaksınız Aa, artık bunu yapmak istemiyorum demeyeceksiniz. Yani o alışkanlıklar hayatınızda devam edecek. Kaleler kuracak zihinsel yapınızda. Bunları kırabilmek için Tanrı sözüne ihtiyacınız var. Tanrı sözü gelip bu alışkanlıkları kıracak. Alışkanlıklar değişecek. Dolayısıyla zihnimizi Tanrı'nın sözüyle doldurmalıyız. Dördüncüsü mutlaka bağışlamalıyız. Bağışlamadığımız bir kişiler varsa bağışlamalıyız o yüreğimizdeki acılıktan kurtulmalıyız ki Tanrı lütfu çalışsın bizi iyileştirsin. Kendi hayal hayatımızla, başarısızlıklarımızla barışalım ki hı hı. E, o zaman iyileşmemiz hızlansın. Yani bağışlamadığımız bir kişi varsa ona çok dikkat etmeliyiz. Evet çok düşünmediğimiz bir Ve, taraf. Ee, o yüreğimizi acılaştırıyor çünkü ve hem kendimizi hem de başkasını zehirlemeye başlıyoruz. Dolayısıyla bağışladığımız zaman Tanrı lütfu güzelce çalışıyor, bizi daha da duygularımızın e, sağlam bir şekilde yerine oturmasını sağlıyor. Buna dikkat etmeliyiz. <laughs> ee, son olarak da dilini yönetmeyi öğrenmeliyiz. Gerçekten kurtulan kişi yeni bir köke bağlanmış, yeni bir e, Ruhsal içecekten içmiş kişi artık dilini eskisi gibi kullanmaz. Tanrının sözünü duyurur. İş yerinde nereye giderse gitsin Tanrının sözünden bahseder. Kim kimse kimliği neyse İsa Mesih Rab ve kurtarıcılar kabul ediyorsa ben bir Mesih inancısıyım diye konuşur hı hı. ve dolayısıyla bu dil yapısıyla da kurtuluşunu ilan eder ve bu karanlık ruhsal dünyadan özgür kılınır ve bu özgürlük de öyle bir noktaya gelir ki hem kendi özgür olur hem de başkalarına özgürlük getirebilecek ruhsal bir hı hı. yapıya sahip olur. Evet. O halde faal büyü gibi Tanrı'ya ait olmayan yöntemlerden de uzak kalmalı dinleyicilerimiz. Bunu da hatırlatalım bir kez daha. Evet değerli dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Pastor Volkan Evre çok teşekkür etmek istiyorum. Ben de teşekkür edeyim. Değerli yorumları için dinleyicilerimizin ve değerli katkıları için onlara da çok teşekkür ediyoruz. Umarım Onların da tatmin edecek şekilde cevaplar verebildik ama tabi yayınımız kısıtlı. Daha evet, fazla samanlısaz. bilgi almak isterlerse lütfen yerel kiliseleri ziyaret etsinler. Hı -hı. Daha fazla bilginin olduğunu da onlara duyurmak isterim. Evet, değerli dinleyicilerimiz karanlık ruhsal dünyanın hayatlarımız üzerindeki etkilerinden kurtulmak ve kötünün gücüne karşı durabilmek için yaşamlarımızda bu varlıklara açtığımız kapıları kapatmalı ve bilinçli şekilde mücadele etmeliyiz. Bu nedenle yapmamız gereken en önemli şey kutsal kitap okuyarak gerçek Tanrı'yı tanımak ve onun ile bir ilişki kurmak olmalıdır. Böylece yaşamlarımızda Tanrı'nın gücüne dayanarak ilerleyebiliriz. Yayınımızın sonuna geldik. Sürecimiz boyunca, süremiz boyunca elimizden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalıştık. Siz değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum tekrardan. Bizlere soru ve görüşlerinizi soru@radiomaranata.com adresinden veya sosyal sosyal medya hesaplarımız üzerinden yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Radyo Maranata'da kalın. İyi hafta sonları diliyoruz. İyi akşamlar.